HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu an 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içerisinde bol görüyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceleriniz için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Instagram'ı veremiyoruz maalesef, biliyorsunuz kapalı Instagram, bir haftadır kapalı. Ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Tabii güzel güzel haberler geliyor, bugün maçlar var, yarın ligimiz de başlıyor, detaylarına birazdan gireceğiz. Günaydın. Günaydın, iyi günler. İyi günler, kimle görüşüyoruz? Nedim Küçük ben, Aygün Bey günaydın. Nedim Bey hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydın. Sağ olun, teşekkürler, siz de iyisiniz. Sağ olun, çok mersi. Buyurun Nedim Bey. Ligimiz başlıyor çok şükür. Hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Sorunsuz, güzel, adaletli ve herkesin gönlünce geçecek iyi bir lig dileyelim. İnşallah. İyi bir sezon dileyelim. İnşallah. Dünkü federasyon başkanının bir takım açıklamaları var. Ben lafa oradan girmek istiyorum. Tabii ki. Yani, şöyle, özellikle bu hani korsan yayınla ilgili bir takım söylemleri var. Ondan sonra yalnız bu... Korsan'ı zaten tasvip etmiyoruz biliyorsunuz. Tasvip etmiyoruz ayrı, ancak yayıncı kuruluşun aşağı yukarı aylık 1000 liralara varan ücretler aşırı pahalı. Yani bir takım alternatif yollara vuran, baş vuran insanlara da çok kızamıyorum açıkçası. Tabii korsanı tasfiye etmiyoruz ama oranın da belli bir gideri var biliyorsunuz. Ondan evet, belli bir gideri var ama yani bu ülkenin bugünkü ekonomik şartlarını da şu anki futbolumuz aylık 1000 lira etmiyor. Şu anki ligimizin durumu aylık 1000 lira etmiyor. Bu da açık ve net. Şöyle adaletten bahsediyor federasyon başkanımız. Adaletli olacaklarından bahsediyor. Üstlerindeki formayı çıkardıklarından bahsediyor. Mademleşmesini şimdi zaten şaibeli olan bir ihaleyle bu yayını aldılar. Bu işi aldılar. Yeniden bir ihale açtılar. Daha normal şartlarda, adaletli şartlarda şirketler, firmalar gelsin, tekliflerini versinler. En uygun teklifi verene de yayın ihalesini teslim etsinler. Peki. Benim görüşüm bu. Peki. Çok teşekkürler Nedim Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Tabii şunu söyleyelim. Yani bu yayınlarla ilgili hakikaten genel anlamda çok yüksek masraflı işler bunlar biliyorsunuz. Yayın araçları falan, onların kiralanması, kullanılması kolay değil. Ama tabii ekonomik şartlarda da bu rakamlarda binler olduğunu bilmiyordum ben de. Onu söyleyeyim. Çünkü benim devam eden bir şeyim vardı. Sürem de var da. Bakalım yeni dönemde bize kaç lira gelecek ya, merak ettim. Günaydın. Günaydın Aygün abi, iyi günler. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Kazım ben abi, Kocaeli'de. Nasılsın abi? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın, hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Şimdi arkadaş hani daimi söyledi de 1000 lira istiyorlar falan diye. İlk başta da yayıncı kuruluş bize de, bana da aynısını söyledi. Daha sonra biz 249 liraya anlaştık. Nasıl anlaştın? Anlat da biz de bilelim yani. Nasıl becerdin bu işi? Kayseri'de olduğumuz için ona göre. O zaman biz de mi Kayseri'ye yerleşeceğiz ve arayanlara biz Kayseri'liğimiz diyeceğiz? Ne yapacağız peki? Nasıl çözeceğiz bu işi? Şimdi yani 1000 lira dediler. Ben dedim ki ben bu şekilde iptal etmek istiyorum. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Benimle birlikte dedim 2-3 aile üyemiz de var. Toplumda biz bunu dedim iptal edeceğiz dedim. Daha sonra tekrar aradılar. 350 lira dediler. Ben ya ısrar edeceğim dedim. En son 249 liradan anlaştık. Vallahi biraz da ısrar etseydin sana üstüne para vereceklerdi. Ben sana söyleyeyim. Yani 249 liradan çevremde de birçok kişiye yine aynı arkadaşa söylediği gibi söylemişti. Vay be. 249 lira. Bu taktik yani güzel. 269'a anlaşan var. 279'a anlaşan var. Genelde böyle oluyor yani. Ben ekstra tutturabildiğine diyorsun yani. Tutturabildiğine diyorsun. Yani kime ne tutturursa bir tanesine de 500 liraya anlaşmış mesela. Bu güzel. Açar yani açmaz bunu, ben Aygün Özipek Kayseri'liyim, ona göre diyeceğim ben telefonu. Yani yayıncı kuruluş. Ona göre diyeceğim, Kayseri'liyim ben diyeceğim. Bak ben pazarlığı iyi bilirim diyeceğim. Peki ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim? Ben hani başka bir şey için aradım. Şimdi bu konu olunca öyle söyledim. Şimdi
Biz Fenerbahçe taraftarıyım tabii. Biz Mourinho'yu getirdik. Siz evet. de öylesiniz. Hı-hı. Yani bu sene tabii Mourinho'ya inanıyoruz. İnanmaya devam ediyoruz ama özellikle hem orta saha transferine biz biraz geç kaldık gibi Yunan. Biraz öyle oldu. Özellikle şimdi bu hafta mesela Mert Hakan cezalı. Kurunic yok. Aslında hoca ilk başta Cicu'yu koyabilir oraya ben sana söyleyeyim. Şeye. Fred'in o yani 6 numara pozisyonuna Cicu'yu koyabilir ki şey maçında biraz yaptı onu ikinci. Acaba şöyle olabilir mi Aygün abi? Ben bugün kendi kafamda matematik yaptım ama. Yap. Şimdi Bartu'yu 6 numaraya koysa çünkü Bartu'nun da ayağı temiz. Hoca da biraz ayağı temiz istiyor. Doğru. İsmail 8 olabilir mi yani? Olabilir. Bartu'yu da tutuyor. Doğru söylüyorsun. Doğru. İsrar edemiyorum çünkü abi. Kayseri'yle iyi pazarlık yapıyor. Yani sen istiyorsan abi benim numarayı ver ben sana yüzde de anlaşırım. Peki çok teşekkürler kardeşim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Evet demek ki tutturabildiğine yani yakalarsa bin diyorsa biraz pazarlık yapın arkadaşlar. Şimdiki dinleyicimizin söylediğini söylüyorum tabii. Pazarlık her zaman iyidir. Pazarlık sıkıntı şey değildir, kötü bir şey değildir. Her zaman pazarlık yapmakta fayda vardır. Baksana 1000 liradan 250 liraya inmişler yani. Günaydın. Alo. Günaydın. Ben Hamit Tokallar. Buyurun Hamit Bey. Bu şimdi herkes Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray diyor da milli takımın maçları da şifreli kanala girmiş. Şimdi biliyorsunuz Saran Holding aldı onu doğru. Ondan Saran sonra Holding'den Acun Bey aldı. Eksen aldı ama tabii orada şunu söyleyelim. Tabii bazen açık kanallarda da veriyor bazen de şifreli de veriyor doğru. Yani ama bunlar bakın şunu size söyleyeyim. Bunlar hakikaten ciddi yüksek maliyetli işler. Bunlar kolay işler değil. Yani kabul ediyorum ama milli takım ama Türkiye'nin milli takımı bu. Türkiye'nin milli takımı ama satarken de federasyon ona göre rakamlar alıyor. Milli takım ama ona göre rakamlar istiyor federasyonda. Normal şartlarda çok daha düşük bir bedel olsa dediğiniz doğru. Yayınlar kolay değil arkadaşlar. Onların bedelleri kolay değil. Reklamlar kolay değil. Bunlardan gelen paralar kolay değil. İnanılmaz giderli işler bunlar. Doğru söylüyorsun. Milli takımı diyen milletin rahatsız etmesi gerekirken şifreli kanala giriyor. Bu Türkiye'de futbol sevgisi zaten bitik tamamen bitirecek. Peki. Benim düşüncem bu beyefendi. Peki. Çok teşekkür ederim kendinize. Çok rica iyi bakın. Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 57 kilo yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e mağlup oldu. Finale yükselme şansını kaçıran Esra Yıldız Kahraman bronz madalyanın sahibi olurken yenildiği rakibinin cinsiyet testini geçemediği için 2023 Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesi tartışma yarattı. Hakikaten bu şampiyonada bunları çok fazla yaşamaya başladık. Bu akşam bizim için çok çok önemli. Neden öyle diyorum? Hep bütün spor dallarımızda verdiğimiz mücadele önemli. Bu akşam Filenin Sultanları saat 21'de final için parkeye çıkacaklar. Gruplarda mağlup olduğumuz rakibimiz İtalya'ya yenersek gümüş madalya garantimiz olacak. Kaybedersek ise bronz madalyaya çıkacağız. Filenin Sultanları maçını bu akşam 21'de. Ha Filenin Sultanları bu akşam eğer İtalya'yı geçerse Brezilya Amerika Birleşik Devletleri eşleşmesinin galibiyle altın madalya için mücadele edecek. Tabii bugün ne var? Bugün bizler açısından gene önemli iki tane daha mücadele var. Haydi Trabzonspor diyoruz. Haydi Başakşehir diyoruz. Detayına birazdan gideceğim ama kısa bir araya mı gidiyoruz? Kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra ters köşe devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet taş köşe devam ediyor. Günaydın. Günaydın Aydın Bey. Nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. İyi yayınlar. İstanbul'dan Rüştü Yazıcı. Nasılsınız? Buyurun hoş geldiniz. Sağ olun teşekkürler. Buyurun. Ya bu gelen hocamızın bir tek değişikliği var. O ne? Tadici soldan aldı sağa koydu. Başka bir şey var mı? Genel anlamda biraz da stoper bölgesinde biraz değişiklik yaptı. Yani Bekaki yani, ikilisini değiştirdi onu söyleyeyim. Ferdi'yi biraz önlerde kullanmaya başladı. Yani farklı aynen. Pozisyonlarda futbolcuları kullanmaya başladı doğru. Hı-hı. Ama bir de şöyle bir şey var yani beğenmediğimiz geçen sene işte şöyle oldu böyle oldu dediğimiz İsmail Kartal. Cicu'dan orada da çok güzel bir orta sahada ön libero sisteminde çok güzel faydalandı. Evet doğru. Niye bizde bu ya Kurnic dediğimiz kişi. Bana göre Miguel Crespo'dan daha doğrusu Miguel Crespo
kurun içi 10 basar. Çok özür dilerim, kafasını söyleyeyim yani bana göre. Buruşturup bir kenara attılar. Yani kurun iç niye bu kadar ısrar ediyor ki? Yaptığı top hataları, pas hataları, yaptıkları korkunç derecede başımıza işler açtı o maçta. Benim şahsi görüşüm bu. Evet, tabii alternatifleri biraz daha yaratmaya çalışıyor hoca. Transfer dönemi de var biliyorsunuz. Şu an transfer anlamında çalışmalar da yapılıyor. Ama ben de hem Kurunic'den hem de Mihajlovic'den benim de hoşnut olmadığımı söylememde fayda var. Aynen. Kurunic ile sahaya çıktığınız zaman, Mihajlovic ile sahaya çıktığınız zaman bir kişi eksik oynuyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Aynen. Bize bir tane beyin lazım. Başka bir şey lazım değil. Orta sahaya alıp verip sağa solu dağıtacak bir tane beyin lazım. Hani İlkay deniyor ama gelir mi gelmez mi, ya da onun ayarında bir tane adam almak lazım. Anladım. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok mersi. Evet, telefon almaya hızlı hızlı devam edeceğiz. Daha sonra da bir 10.40 gibi programın ikinci bölümüne geçeceğiz. Çünkü dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklamaları vardı. Yayıncı kuruluşta söylemiş olduğu bazı cümleler vardı. Daha sonra Sayın Ali Koç'un da açıklamaları var. Bunların detayına gireceğiz. Galatasaray'da Okan Hoca'nın biliyorsunuz dün son dakika haberleri geçti. Köln ve Kerem Aktürkoğlu üzerinden işte Rusya'ya gidiyorlar, Moskova, Sparta'ya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, burada gidiyor tarzı haberler çıktı. Onunla ilgili açıklamaları var. İki futbolcu izin vermediği yönde açıklamalar var. Transfer var. Tabii ki en önemli şey bugün hem Trabzonspor'umuzun hem de Başakşehir'imizin bize inşallah galibiyetler getireceği bir geceyi yaşarız diye düşünüyoruz. Yarın inşallah bu galibiyetlerle gün açarız. Güzel, keyifli bir gün geçiririz yarın. Günaydın. Hem de tabii günaydın, ki, günaydın. Merhabalar. Hem de tabii ki kadın Kusifile'nin sultanları da inşallah bu akşam bize güzel bir başarı yaşatır. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın Aygün abi. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Merhaba. Ben Kocaeli'den Şenol Aygün abi de. Hoş geldin Şenol kardeşim. Hoş bulduk. Şimdi yayıncı kuruluş muhabbeti, bende de şöyle bir şey var. Ben sen ne yaptın? Kaça anlaştın? 319'dan ben aldım. Bir hafta sonra pahalanacak dediler. 279'a kardeşim aldı. Ya yakaladıkları demek. Yani ne diyeyim, bir şey de diyemiyorum şu anda. Yayınlarımızla ilgili bir şey diyemiyorum yani. Ters bir şey de söylemek istemiyorum. Ya hakikaten şimdi tabii maliyet anlamında yüksek işler bunlar arkadaşlar. Yani işte mesela izliyorum işte Acun Bey açık kanalda ver, maçı izlememiz lazım. Ama Acun da oraya para ödedi. Veya ne bileyim başka gruplara. Hakikaten ciddi anlamda büyük paralar ödeniyor. Yayıncılara da çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama yayıncı kuruluşun böyle bir değişik bir şehir sistemi var demek ki. Acına şöyle bir şey. Pazarlama sistemi var demek ki. Baksana, pazarlama sistemi 200, şöyle bir şey. Sen kaça aldın? Kaça aldın? 319'a kendim aldım. 279'a kardeşim aldı. Hani şöyle bir şey. Hiç durmadan da arıyordular. Günde 3 sefer 4 sefer artık meşgul ediyordum. Hani bıktım artık diyorsun. Bıktım diyordun. Birkaç sefer yaşadığım için. Şimdi pahalı diyordum. 700'lerden ine 319'a indiler. Yani 700'lerden. Bir de Aygün abi, dün en son arayan kişi bendim. Bu Kurunic muhabbetinden dedim yani. Bu kasıtlı oyun treydi ya. Ne yapıyor mu demiştin? Mourinho'nun Kurunic'i kasıtlı oynatıyor. Ha anlamında, yönetime mesaj verme anlamında söylüyorsun. He, kasıtlı oynatıyor yani. Bana transfer yapmazsanız böyle görüp göreceğiniz rahmet bu. Yok öyle bir şey olmadığını sen de biliyorsun. Öyle bir şey olmadığını yani, sen de şimdi şöyle bir şey. Kurunic Milan'da oynamış. Bildiğin kadarı Barcelona'da oynamış. Yani diyor ki ben Mert Hakan'ı veya diğerlerinin ismini düşünmüyorum. Elimdeki iğneyi ismi şeye baktığım vakit Kurunic yani bu diyor yani. Olacağı da bu diyor yani. Görüp göreceğiz. Transfer yapmazsanız benim düşüncem bu. Hani göreceğimiz kurun işliyor yani. Senin ne fikrini merak ediyorum bu konu hakkında. Valla ben aynı düşüncede değilim. Onu sana söyleyeyim. Tabii ki transferler biraz geç kaldı mı? Kaldı. Onu da söylüyorum ama kolay değil şu anda Avrupa'da transfer yapmak. Yani para anlamında kolay değil. Şimdi çok yüksek bedeller isteniyor. Rakamlar çok yüksek. Birçok transfer isimde geçen futbolcular var. Görüşmeler yapılıyor. Ama ben aynı düşünce değilim seninle, aynı düşünce değilim. Yani ben yönetimi siz böyle yapıyorsunuz, bakın ben böyle oynatıyorum falan filan olduğunu ihtimal bile vermiyorum. Şimdi El Nesiri transfer edebiliyorsak biz Artosa her şekilde transfer edebiliriz. Yani bilmiyorum, öyle düşünüyorum da siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Aynı düşünce tamam. Dedim. Peki çok teşekkürler, kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Yani aynı düşüncede olmadığımı zaten söyledim.
Evet, Avrupa Ligi'nde 3. öneleme turunda Avusturya'dan Rapid Wien'i ilk maçta sahasında konuk edecek olan temsilcimiz Trabzonspor rövanş maçı öncesi avantaj arayacak. Rosenborg'u yenerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Trabzonspor 3. öneleme ilk maçında bu akşam Papara Park'ta saat 20'de maçını oynayacak. Aspor ekranlarından yayınlanması bekleniyor maçın. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'da yeni transferlerden Okay Yokuştu ve Savic'in de isimleri listeye eklendi, biliyorsunuz. Ayrıca yeni transfer Batagov'un da listeye eklenmesi için uğraş veriliyor. Trabzonspor'un fundamental önemini vereceğim. Sonra dinleyicimizi alacağım. Trabzonspor kalede Uğurcan, Pedro, Savic, Mendy, Barisic, Lantram, Uzan, Ozan, Cihan, Trezeguet, Visca ve Draguş 11'e çıkması bekleniyor. Günaydın. Günaydın, merhaba Aygün Bey. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Mustafa ben. Buyurun. Aygün Bey. Buyurun Mustafa Bey. Abi İstanbul trafiğine o kadar iyi geliyorsunuz ki trafiğin nasıl bittiğini anlamadım. Vallahi ama. Vallahi çok teşekkür ederiz. Sağ olun, rica ederim. Yani inanın bu nasıl bir şeyde aklımızı çok iyi alıyorsunuz. Yani güzel oluyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün de şeye taktım biraz. TikTok'a taktım bugün de. Onu da söyleyeyim. Ya sabah bir şey gördüm. Ya herhalde torununu yatırmış kadın. Kimse kusura bakmasın. Torununu yatırmış. Yaşlı başlı teyzemiz. TikTok'ta orasını burasını açıyor. Ya inanılır gibi değil ya. Nereye gidiyoruz arkadaş ya? Ya gerçekten büyük rezalet. Vallahi rezalet ya. Asıl kapatılması gereken TikTok arkadaşlar. Instagram'a ne suçu var? Asıl kapatman gereken TikTok senin. Her türlü rezalet var orada. İnsanlar dikkat çekebilmek için yani kendini... Günah ya, günah ya, vallahi günah ya, yazık günah ya. Buyurun efendim, gene evet, sinirlendik. Maalesef. Buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Ben bir Fenerbahçeli olarak inşallah bu akşam Trabzonspor başarılı bir sonuç olur. İnşallah. Ama gerçekten rakibi çok ciddi bir rakip. Yani Rapid'in ekolü olan bir takım. Evet, doğru. Gerçekten işleri çok zor. Trabzon'un da Avrupa kupalarında böyle bir şanssızlığı var. Genelde hani çok Kuray şanssızlığı yaşıyor. O Kuray çeken. Kuray bizde Fener'de de vardı öyle. Kuray biri çekerdi. Evet. Aman dedik, evet, çekme dedik adama. Her çektiğinde inanılmaz takımlar çıkardı. Sonra çekmedi de ondan sonra biraz toparladı Fener. Galatasaray bir konu daha şanslı. Bu Galatasaray bir konu daha şanslı. Evet, biraz daha şanslı. Doğru, doğru. Evet. Kuray çekimde biraz daha var. Buyurun. Fikir olarak şunu soracağım size. Şimdi federasyonlar, Türkiye Futbol Federasyonu sürekli değişiyor. İşte Nihat Özdemir geliyor, Mehmet Büyükekşi. Ama alt kurullar değişmiyor. Sürekli işte MHK Yusuf Namoğlu geliyor. Sonra işte Ferhat Gündoğdu. Hep böyle aynı şeyler. Aynı şahıslar gidiyor geliyor. Doğru. Filmi, evet, filmi başa sarıp tekrar tekrar izliyoruz. Hani federasyon başkanları değişiyor ama yönetenler hiç değişmiyor. Şimdi Ferhat Gündoğdu eminim gittikten sonra Yusuf Namoğlu'nu deneyecekler. O gidecek Serdar Tatlı'yı deneyecekler. Ama hiç kişiler değişmiyor. Hani bizim bence... Bizim söylemiş, hani diyordu ki biz kapıdaki Ahmet'ten tepedeki Mehmet'e kadar dedik. Tepedeki Mehmet değişti, kapıdaki Ahmet duruyor. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Hani hep böyle filme başa sarıp izliyoruz. Yani bu çok üzücü. Sistem değişmiyor yani. Sistem değişmiyor. Ama zaten evet, biz maalesef federasyon başkanı da seçmiyoruz ki. Seçtiriliyor bize federasyon başkanı. Kimse evet, bakmasın. Evet, maalesef. Onu da unutmak lazım. O diyorlar onu seçiliyor, bu diyorlar bunu seçiliyor. Yapacak bir şey yok maalesef. Çünkü bu ülke maalesef federasyon başkanı çıkaramıyor. Kusura bakmayacak. Maalesef. Peki. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, kurullar ama ben bu sefer biraz daha böyle Sayın Hacı İbrahimoğlu'nun açıklamalarına baktığınız zaman böyle giderci tarzı, taviz vermeyecek tarzı beni biraz umutlandırıyor. Tabii çok erken daha. Konuşmak için çok çok erken. Bekleyip göreceğiz. İnşallah yanılmayız. İnşallah beklediğimiz bir yönetim sergiler Sayın Hacı İbrahim. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ezberleyince kadar inşallah görevde kalır. Günaydın. Günaydın. Buyurun, günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yayınlar. Hakan Üstok ben. Daha önceden de aramıştım. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Şimdi biraz önce bir Kayserili Fenerbahçeli arkadaş aramıştı da. Vallahi onun, helal olsun. Helal olsun. Öncelikle onunla ilgili bir fıkra var. Müsaade ederseniz küçük bir... Bu şey mi diyorsun olarak, hani kayınvalide muhabbeti mi? Boya boya yok, mı? Yok. Hangisi? Hayır. O kadar çok fıkra şimdi, var ki onlarla ilgili. Şöyle söyleyeyim. Yahudinin bir tanesi Müslümanlığa geçmek istiyor. Hı-hı. Peki diyor, arıyor, araştırıyor. İşte kaç vakit, 5 vakit falan, tamam. Sonra Kayseriliğe gidiyor. Kayseri'de imam işte. Diyor ki, işte diyor ben Müslümanlığa geçeceğim. Tamam kardeşim. O zaman diyor işte her şeyi anlatıyor. 8 rekat diyor namaz var diyor. Olur mu kardeşim diyor. Bana dediler ki diyor 5 vakit namaz var. Kardeş diyor bize gelişi 5.
Güzel, güzel, güzel. Şimdi, duymamıştım, ben duymamıştım bunu. Kayserili ve askerliği de orada bitirdiğim için o insanın çok böyle Anadolu insanı. Şahanedir onlar ya, şahane, şahanedir ya, şahane. Ekmeklerini çok yemişimdir, çok iyiliklerini görmüşüm. Buradan da bütün Kayserili sevgilerimizi iletelim tabii ki. Sevgilerimi iletiyorum. Ya bu şimdi Futbol Federasyonu değişti. Ama her değiştiğinde açıkçası bir Fenerbahçeli olarak hep korktum. Hep de korkuyorum. Şimdi çok başta çok güzel gözüküyor. Harika. İşte hakkının yanında. Güçlünün hak değil, hakkının güçlü olduğu yer. Şudur budur. Hı hı. Sonra bir bakıyorsunuz. Devran bir dönüyor. Biraz önceki arkadaşın dediği gibi. MHK değişiyor. Bir karışıklık ortaya çıkıyor. İşte disiplin kurulu değişiyor. Bir karışıklık çıkıyor. Şimdi söylemler çok iyi. Ama yapmadan, görmeden hiçbir şey... Tabii bekleyip göreceğiz, doğru söylüyorsun. Hı hı. Hep de bunun acısını şimdi, yanlış anlaşılmasın tabii bu. Ama 10 yıldır da acısını en çok ağır bizim çektiğimiz. Yani bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin çektiğini görüyorum ben. Yani çünkü hep diyorlar ya işte şunu yapılıyor bunu. Ya herkes bağırıyor. Bağıranların hepsi şampiyon oluyor. Ama biz şampiyon olamadık. Hem siz haksızsınız, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz deniliyor. Şampiyon olamayan biz oluyoruz. Hani haklıyla güçlüyü bu zamana kadar hep karıştırıldı. Nihat Özdemir geldi, Fenerbahçeliydi. Mehmet Ali Aydınlar geldi, Fenerbahçeliydi. Hani eğer takımla ilgili bunlar birbirlerine bağdaştırılıyorsa zaten bunun acısını biz her zaman çektik. İnşallah Hacı Osmanoğlu, ben de söylüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ezberledim, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Sayın Başkanım, özür diliyorum tekrar, buyurun. Sayın Hacı Osmanoğlu diyeyim ben kısaca. Hı hı. İnşallah Trabzon Başkanı iken söylediği şeylerle bu yaptığı iş arasında inşallah ince çizgide bir karışıklık meydana gelmez. Gönül rahatlığıyla gerçekten yapıyorsa Trabzonlu sonuna kadar bütün Fenerbahçeliler de destekleyeceğine eminim. Doğru. Adaletse evet, herkese adalet. Doğru. Haksızlıksa inşallah güzel bir lig, adaletli, hakem dövmesiz, sahaya inmesiz. Takımların çekilmediği. Aynen. Hı-hı. Artık sıkıldık. Bu şeyleri görmekten. Peki. Çünkü. Çok teşekkürler. Çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Evet, reklamlarımız az bir zaman kaldı. Dinleyici almaya devam edelim. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Tayyip ben abi, İstanbul'dan. Tayyip kardeşim, hoş geldin. Buyur Tayyip. Senden de bir Kayseri fıkrası bekliyorum. Yaz demin ki güzeldi ya, bize gelişi 5 demiş. Valla hoşuma gitti. Yani şöyle bir şey de vardı abi. Yani Kayseri İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan bir alışveriş yapıyor. Diyor ki karlar eridiği zaman diyor ödemeni yapacağım diyor. Adam bir sene bekliyor, iki sene bekliyor, üç sene bekliyor. En sonunda gidiyor Kayseri. Adamı buluyor, diyor ki ya diyor işte sen benden bir şey almıştın, geldi hani kar eriyince Erciyes Dağı'nı gösteriyor. Orada karın erimiş. Kardeşim zaman emek yok. Yani böyle güzel fıkralar var tabii ki. Ya burada tabii Kayserililere takılıyor. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Onlar biliyorlar zaten bizim espri yaptığımız. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Abi federasyon başkanı inşallah yani gerçekten konuşmaları gibi böyle adil olursa benim için Trabzonlu olması, şu olması, bu olması hiçbir önemi yok abi. Hı. Adil şekilde davranırsa tabii ki bütün taraftarlar destekleyecek. Ben buradan sadece bir sayın başkanımız Ali Koç'a ve Acun Ilıcalı bir eleştiri yapmak istiyorum abi. Hı hı. Şimdi çok büyük konuştular. Sayın Acun Ilıcalı bir ay falan olmadı. Bir toplantı mıydı? Orada dedi ki bizim alamayacağımız futbolcu yok dedi. Evet, doğru. Sayın Başkanımız Ali Koç da dedi ki öyle bir kadro kuracağım ki dedi. Şampiyonluk sözü vermiyorum. Öyle bir kadro kuracağım ki dedi. Doğru. Mert Hakan oyuna giriyor diye seviniyoruz abi şu anda. Yani Krunic var ve Krunic yeni Mert Hakan oyuna giriyor diye seviniyoruz. Ferdi'nin de satılacağı yönde bir haberler gördüm ama ben. Çünkü İngiltere'de bir takım herhalde 35 milyon üzerine çıkmış. Bonuslarla beraber ama ben nakit olursa satılabilir. Yani 35-40'lar nakit gelirse bonusları kabul edeceğini tahmin etmiyorum Sayın Başkanım. Ya Ferdi öyle bir güzel ki, giderse de tabii ki desteğimiz sürecek ona. Ama ben Ferdi'nin de başkan ne derse onu yapacağını düşünüyorum abi. Yani git derse gider. Paraya ihtiyacımız var derse. Zaten bunu kendisi de söyledi. Hani bekliyoruz abi. Yani şimdi Fenerbahçeliler olarak tabii ki benim şu an en güvendiğim kişi Mourinho abi. Takımda. Hı hı. Yani Mourinho'ya güveniyorum ama Mourinho da böyle sanki
biraz böyle gardı düşmüş mü gibi geldi abi, bilmiyorum. Çünkü hatta Krunić oynatması da sanki böyle, ya benim elimde futbolcum var yani, Krunić var, Krunić oynatıyorum gibi. Acaba bazı söylemleri de vardı. Fred'i çok özledim dedi mesela. Fred'i çok özlüyorum dedi. Burada tabii ki orta sahadaki oyunculara da gönderme yaptı ama İnşallah başkanımız verdiği sözleri tutar. Artık bu sene üzülmek istemiyoruz abi, yani taraftar olarak. Peki. Peki, ekleyeceğim başka bir şey teşekkür var mı? Teşekkür ederim abi, iyi yayınlar. Ben teşekkür ederim, kendine çok iyi bak, görüşmek üzere. Evet, 28, bir dinleyici alıp sonra reklama gidelim. 40'a kadar gideceğimiz, 40-45'e kadar gideceğimizi belirtelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın, hayırlı yayınlar Aygün Bey. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Merhaba, ben Behrem Aygün Bey. Buyurun Behrem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aygün Bey, teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyız Aygün Hepimiz Bey. Hepimiz aynı şekilde Behrem Bey, sağ olun. Hep beraber. Buyurun. Şöyle Aygün Bey, Fenerbahçe'nin Lugano maçları dahil Aygün Bey, iki tane, bir de Lille oynadı, üç tane resmi maçlar. Hı hı. Aygün Bey şöyle bir gözetleme yaptım ben. İlk yarılar heba ediliyor Aygün Bey. Hı hı. Fenerbahçe'nin oynadığı üç maçın ilk yarıları heba ediliyor. Bunu Sayın Hocamız Jose Mourinho görmüyor mu acaba? Neden ilk yarılar bu kadar korkak bir futbol, bu kadar ürkek bir futbol oynanıyor Aygün Bey? Eyvah, bu birincisi. İkincisi Aygün Bey, Allah aşkına geçen senedeki Fred'in alternatifi yok diye, ya bunu ben normal bir vatandaş olarak biliyorum ya. Ya bunu bilmiyor, iki tane adam gibi orta saha ona alamıyorlar mı Aygün Bey? Ya Krunić'i koyuyorlar Allah aşkına, Lille maçında bir ilk yarısında bir Krunić'e bir baksınlar ya. Ya top mu oynuyor ya? Ya vallahi billahi 50 yaşındayım ben, girsem sahaya ondan daha çok mücadele ederim. Rice'i arıyorlar. Ya bunların aidat şeyleri yok Aygün Bey takıma karşı. Bu bir iki. Bir de Aygün Bey şöyle bir durum daha var. Ya bence İrfan Can'a haksızlık yapılıyor ya. Ne bir anlamda? De Mert Hakan'a haksızlık yapılıyor ya. Ya Mert Hakan bu takımın ölüsünde oynar ya. Ya bu adam neden yani şey yapılıyor ben anlamadım. Vallahi biz en ağır eleştiriyi de yaparım ben ya. Ya görüyor ya, Fenerbahçe iş işten geçtikten sonra mı bu transferler yapılacak Aygün Bey ya? Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi'ne girmek önemli değil mi Aygün Bey, Allah aşkına ya? Aygün Bey teşekkür duyuyor. Ederim. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Yayınlar diliyorum. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam edecek. Telefon almaya devam edeceğiz. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Biz de telefon almaya devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Sıtkı İncesoy ben, Adana'dan. Sıtkı Bey hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Geçmiş olsun diyelim abi. Adana'ya da. Dündü galiba değil mi arka? Evet evet, bir üç tane sabah saatlerinde oldu abi. Çok ama geçmiş olsun. İnşallah bu artçılarda bir rahatlamadır diye umut ediyoruz. Yani en son 4.6 dediler galiba değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet abi. Tekrar evet. Çok geçmiş olsun Adana'ya, sizin nezdinizde de. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Yok abi. İyi maşallah. Peki buyurun. Abi ben bir şey şartlarıyım. Daha önce de seninle defalarca kez konuştuk. Doğrudur. Ben şimdi hafta sonu biz bir galibiyet aldık. Yayıncı Süper kuruluşun. Evet abi. Yayıncı kuruluşun. Tabii takmamak lazım öyle şeyler ama yorumcular maçı anlatan spikerlerinin çifte standart uyguladığını düşünüyorum ben. Yani takmıyorum. Abi şimdi mesela Icardi hiçbir top oynamadı. Offside'dan attığı golü öve bitiremediler. Yeter ki ayağına gelsin, golcü golcülüğünü konuşturuyor gibi bir söylem. Semih'in hakemle uğraşıyor demesi. Yani ne bileyim böyle daha şimdiden böyle bir şeyler başladı. Yani bu böyle ufak bir eleştirim. Yayıncı kuruluşum ben Trabzon maçında da ben 3. golden sonra tepkisini Pepe'nin attığı golün tepkisiyle bir eşleştirdiğim zaman çok farklılık görüyorum. Abi bir de sana çok özel bir sorum var. Fridl ve Fenerbahçe'nin sportif direktörleri hakkında neler düşünüyorsun? Bunlar hiç oyuncu... Fridl ve Fenerbahçe'nin sportif direktörleri. Evet, Fenerbahçe'nin de ama sportif direktörü hakkında. Bunlar biraz hiç bizim... oyuncu satmayacaklar abi ya. Niye satışlar oyuncular oluyor? Olmaz olur mu? Yabancı oyuncular gitmiyor gibi abi ya. Abi yap, gitmiyor. Nedenini sana söyleyeyim. Çünkü bu maaşları dünyada bunlara veren takım yok. Ha.
Yani ne yapsın şimdi? Fred'in elinde bir şey mi var? Hemen böyle al şey atıyorum. X futbolcu. Mümkün değil arkadaşlar. Bir kere bak. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim? Yok abi. Yani Fenerbahçe'nin en azından hadi Beşiktaş geçer. Gene Fenerbahçe'de satışlarda ama... çok yoğun. Söyleyelim yani. Gene satışlarda iyi ama. İşte ben Ali Koç'un yaptığını düşünüyorum ama onların gene de bak. Mario Branco emeğine şey yapmamamız lazım. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben teşekkür ederim. Abi, çok sağ ol. Şimdi futbolcu Türkiye'ye geliyor. Diyelim ki X bir futbolcu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a geliyor. Ne alıyor arkadaş? İşte diyorlar ki 6 milyon euro verdik. Hadi diyeyim 5 milyon euro verdik diyelim. Peki 5 milyon euro veriyorsun. Bu sağlam para. Bunun %40 vergisini normalde futbolcu Avrupa'da bu 5'i net alabilmesi için 10 milyon euro yakın, yani 9-10 milyon euro para alması lazım. Onun %40'ını onlar veriyor, 5 kalıyor. Burada ne yapıyorlar? 5 veriyor. Üstüne üstlük vergisini kulüpler ödüyor. Bonuslar adamın parası bir anda 7-8 milyon eurolara geliyor. Şimdi 7-8 milyon euro buradan canlı parayı kazanan adama Avrupa'da hiçbir takım bu parayı vermez. Verebilmesi için 16 milyon euro vermesi lazım. Maalesef veremediklerinden dolayı kalıyorlar. Gitmiyorlar. Gider mi? Adam gider mi arkadaş? 7 milyon 8 milyon canlıyı burada indiriyor. Vergiyi kulüpler ödüyor. Otur diye adam parayı kazanıyor. 63 yıllık 4 yıllık sözleşme. Hadi gönderebilirsen gönder. Şimdi sportif direktörlerinde mucize yaratması lazım bunlarsa. Ne yapıyor kulüplerde? Biraz diyorlar ki işte seni verelim oraya, tamam, aradaki farkı kulüpler ödüyor. Farkları kulüpler ödüyor. Günaydın. Günaydın Aygün abi, merhabalar. Merhaba. Serkan, ben İstanbul'da. Buyurun Serkan Bey, hoş geldiniz. Aygün abi, öncelikle Trabzonspor'umla bu akşam Eskişehir'de Filenin Sultanları'na başarılar diliyorum. Evet. Özellikle kızlarımız destan yazıyor. Destan yazmaya da devam ederler inşallah. İnşallah bu sefer yeneceğiz abi. Yani. İnşallah. Ya abi dediğiniz gibi evet, güzel bir konuya girdiniz az önce. Hangi konu? Ben genelde hep güzel konulara giriyorum. Hangisi bu? Transfer şimdi acaba dünyanın hiçbir yerinde transfer ederken para verilir, yollarken de para verilen başka bir ülke var mı? Yok. Vallahi duymadım ya. Yok abi, böyle bir şey yok ya. Şimdi biz örnek Trabzonspor, biz Gomez'i alırken böyle yok Fener'in yerinden oyuncuyu kaptı Trabzonspor, şöyle yaptı böyle yaptı. Ama biz Gomez'in şu anda yüzüne bakmıyoruz abi. Yüzüne bakmıyoruz ya, bildiğin adamı alırken dünyanın parasını verdik. Şimdi alırken ki hoca da aynı, bugünkü hoca da aynı abi. Göndermek için de uğraşıyorsun şu anda. Evet, hoca bugün alırken oyun sistemine uymadığını bilmiyor mu da abi? Niye bugün aldılar Trabzonspor'un parasını? Örnek ya, sadece 3 kulübü. Genel anlamda söylüyorsun. Evet, niye harcıyoruz biz? Şimdi İstanbul takımları bu şeyi fazlasıyla yapabilir. Onların çünkü bizden kat kat üstün gelirleri var. Ama Trabzonspor'un bu kadar kat kat üstün bir geliri yok. Biz çok hata yapamayız. Dempsey gibi bir oyuncu aldılar. Bilmiyorum. Ligde herhangi bir stoperdir ama ligdeki en çok kazanan stoperlerden birisi bizde. 2,5 milyon euroya yakın bir maaş var. 500 bin euro da yıllık imza parası oluyor bizde. Ama ne iş yapıyor diye sorsan abi, iş yapmıyor bence. Yani bunları alırken bir araştırıp veya biz her sene 10 oyuncu alıp 10 oyuncu yollayarak bu sektörü nereye kadar getirebilirler? Hani İstanbul diyorum ama İstanbul takımları Trabzonspor'u karıştırmak çok yanlış oluyor. Onlardaki sürdürülebilirliği var ama Trabzonspor'un yok. Buradan da yönetimi şu konuda tebrik ediyorum. Evet, bir Kartal projemiz vardı abi, geçen yayınlamışlar. Galiba yine kiralamışlar. Kiralandı. Oradan, 25 evet. Yıl mı 30 yıl mı, öyle bir şey okudum. 29 yıl mı? 29 yıl, pardon. Öyle olması lazım abi. Doğrudur. Yanlış da söyleyebilir. Oradan bir gelir ya çıkar. İnşallah o parayı da birilerinin aklına uyarak, hani transfer harcama limiti olarak o hocaya teslim edilerek tekrardan bu paralar harcanmaz diye umut ediyorum yani bir taraftar olarak. Paraların yarısı zaten bankalar birliği anlaşmasına gidiyor arkadaşlar zaten. Aynen öyle. Ben kapatacaklarmış abi, Trabzonspor'u kapatacaklar bu parayla. Ben transfer yapıldığı zaman abi şöyle düşünüyorum hep. Toparlayalım hızlı hızlı. Ters algı yapıyorum. Acaba bu parayı nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyorum. Millet de seviniyor abi. Aramızdaki fark bu bence. Peki. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Evet, programın yavaş yavaş bu son dinleyicimiz Yücel, ondan sonra artık yavaş yavaş programın ikinci bölümüne geçelim. Dün çünkü hakikaten Hacı İbrahimoğlu, Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu çok önemli açıklamalarda bulundu. Onun detayını birazdan çok değerli bir gazeteci arkadaşımız, özellikle Türkiye Futbol Federasyonu konularında çok yetkili bir gazeteci arkadaşımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Bugün de bazı gelişmeler var, onları da konuşacağız. Günaydın son dinleyicimiz, günaydın. Günaydın. Nasılsınız?
şükür. Allah'a yakın abi. Seni sormalı. Allah razı olsun. Nereden arıyorsunuz? Kimle görüşüyoruz? Aygün abi, ben İzmir'den Son Ütücü Ahmet. Ha, Ahmet kardeşim hoş geldin. Son Ütücü esprisini şimdi kaçıranlar olduğu için. Evet abi, İzmir'de Lütü işini orada getirir. Doğru diyorsun. Evet, dinliyor seni Ahmet kardeşim. Aygün abi, size bağlanamayan arkadaşlara bir tavsiyem var. İnanın ki size bağlanmak çok kolay. Niye diyecek olursan. Niye? Ben İzmir Şirinyer Vergi Dairesi'ni sabahtan beri 2 saattir arıyorum. Belki 30 defa aradım. Abi santrale bile düşemiyoruz yani, santrale. Nereye aradım dedin? İzmir Şirinyer Vergi Dairesi. Buradan da vergi dairesine mesajı da gönderdin. Telefonları açmadıkları Aygün bizim abi, üzerimizden göndermiş oldun. Hı. Santrale bile düşemiyoruz bak, gerisini söylemeyeyim. Yani daire bölüme bağlanmayı bırak, santrale düşmüyor yani. Allah Allah, enteresan. O kadar yoğunluk var yani. Demek ki çok kişinin borcu var. Yoğunluk olmadan herhalde çay kahveden bence bakamıyorlar. Vergi borcu çok insanların düşmüyor. Evet. Ben sana söyleyeyim. Peki. Söyle. Şey diyecektim. Biz bu şey maçını, Lille maçını seyrettim. Valla ilk yarı abi elimiz yüreğimize seyrettik. Yani bu gerçekten bizim İsmail Kartal'ın bıraktığı takıma hiç ellemeyip aynı takımda çıksaydık, bilmiyorum acaba bundan daha mı kötü olurduk ya? Tamam. Burada dedik. Bak burada şunu konuştuk. Yakında dedik. Bak bu cümleyi ben söyledim. Mourinho'da hoca mı diyeceğimiz noktaya doğru gidiyoruz dedim. Net söylüyorum. Yok abi, bizim Mourinho'ya... Maalesef bazı yazar, yorumcular maalesef bu noktaya getirmeye başladılar arkadaşlar. Daha çok erken. Eleştirmek abi, için çok erken. Haklısınız, çok erken de yani bizim Mourinho'ya da güvenimiz tam da, ne bileyim yani İsmail'in bıraktığı takımla bakıyorsun gerçekten yani, bu Lille maçında yüreğimiz ağzımıza seyredik ilk yarıyı. Yani bilmem yani nasıl olacak, ben de anlayamadım yani. İnşallah düzelir, bir şey oluruz yani. Peki, çok teşekkürler, kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim, sağ olun. Nuri Atılgan demiş ki arkadaşlar, bazen olabilir. İbrahim Hacı Osmanoğlu gayet iyi biliyorsun aslında. Ya canlı yayın şaşırabilirim. Tabii ki Sayın Başkan'ın ismini söylerken ara ara yanlışlar yapıyor olabilir. Ondan da özür diliyorum. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu inşallah dediğimiz gibi çok iyi bir yönetim gösterir. Ve Türk futbolunun belki de kurtuluşu anlamında bir şans oluşturur. Şu ana kadar yapmış olduğu açıklamalar, hamleler iyi gidiyor. İyi gidiyor. İnşallah devamı gelir. Bunu söylememiz gerekiyor. Ama tabii lig uzun bir maraton. Çok şeyler yaşanabilir. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu çok yakından takip eden çok değerli bir gazeteci büyüğümüz var şu an yanımda, hattımızda. Ali Fuat Doğatepe. Sayın Doğatepe, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere de saygılarımı sunuyorum. Evet. Ne diyorsunuz son gelişmelerle ilgili? Özellikle tabii çok farklı bir görüntü vermeye başladı Sayın Hacı İbrahimoğlu, İbrahim Hacı Osmanoğlu. Yapmış olduğu açıklamalarla ilgili neler söylersin? Özellikle dün yayıncı kuruluşta bazı açıklamalar yaptı. Onu zaten detayına gireceğim, ara ara onları da soracağım. Oradan başlayayım isterseniz. Açıklamalarla ilgili neler söylersiniz? İyiye mi gideceğiz yoksa biraz karamsarlık oluşacak mı? Aslında yeni TFF Başkanı bir durum fotoğrafı çekti bence dünkü açıklamalarıyla. Kamuoyunda dillendirilen ancak futbol yönetenler tarafından da dillendirilen, yani söylediklerinin birçoğunu geçtiğimiz sene kulüp başkanlarının çoğu söylüyordu zaten sonuç itibariyle. Onları tekrar etti. Geçen sene reddeden bir federasyon vardı. Bu sene, geçen sene kulüplerin dile getirdiği iddiaları, konuşmaları veya düşüncelerini dile getiren bir federasyon var. Şimdi şu noktada federasyonun görevi ve yetkileri kanunlarla belirlenmiş. Organizasyonu düzenlemekle görevli. Ama bunlar önceki bazı federasyonlar kulüplere karşı bu organizasyona düzenleme görevinin ötesine geçiyorlardı, taraf oluyorlardı. Bence burada yeni TFF'nin üzerinde ısrarla durduğu şey tarafsızlık ilkesini geliştirmek. Bence bu noktada eğer samimilerse, ki ben bazı noktalarda samimi olduğunu düşünüyorum, bu noktada kendilerini desteklemek lazım. Tarafsız, yani federasyon taraf olabilir mi? Atıyorum Galatasaray'ın karşısında olabilir mi? Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Adana Spor'un, Samsun Spor'un karşısında olabilir mi? Taraf olabilir mi? Yani talebi varsa, yani bakın size komik bir şey söyleyeyim. Bunu İstanbul Spor Başkanı Sayın Ecem Faik Bey söyledi. Şöyle söyleyeyim. Ağustos ayında geçen sene bir hafta hatasından sonra randevu talep ediyorlar. Telefonlara çıkılmıyor.
Sonra Trabzon maçında takım sahadan çekilince istediğiniz an gelin federasyona görüşelim deniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir takımın, Süper Lig'de mücadele eden bir takımın başkanının telefonuna 3 ay cevap verilmiyor. Randevu talebine 3 ay cevap verilmiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii. Doğru söylüyorsun. Yani maillere bir kulüp başkanının açıklaması vardı Mehmet Büyükekşi ile ilgili. Şunu söyledi. Ya ben mail atıyordum dedi. Beni mailimi engellemiş artık. Mail de atamıyordum diyordu. Ya böyle bir TFF başkanı vardı bizde maalesef. Yani işte şu noktada benim beklentim şudur. TFF taraf değildir. TFF organizasyonu düzenlemekle mükelleftir. Yasada belli bu her şey. Dolayısıyla organizasyonu sağlıklı bir şekilde düzenleyip kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamalı. Hakemler de bu oyunun bir parçası, kulüpler oyunun parçası, taraftar oyunun parçası. Yani bunu organize etmekle görevli. Umarım önümüzdeki süreçte bu olur. Gün içerisinde dün biliyorsunuz önemli gelişmeler oldu. Evet, TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Nereye doğru gidiyor? Ne yapılacak? Hatta şeyde istifası bekleniyor galiba. Tahkim Kurulu Başkanı İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Hakim Ali Günay'ın da görevi bırakması bekleniyor. Şimdi şöyle bir yanlışlık var. Bazı hesaplar özellikle şu savı gündeme getiriyor. Diyorlar ki hukuka aykırı bulundu bu atamalar. Hukuka aykırı bulunma diye bir şey yok. Şimdi normal olarak prosedür şöyle işler. TFF kurullara alacağı isimlerle görüşmeyi yapar. Sonra bu isimler giderler Yargıtay'dan ve HSK'dan izin isterler. Kurumlar geçmişte bu izni veriyordu. Biliyorsunuz bundan bir önceki, iki önceki tahkim kurulu başkanı eski Yargıtay başkanıydı. O gittikten sonra Yargıtay başkan vekili tahkim kurulu başkanı oldu. Yani bu izinler verildi. Bu divana gidilmeden, izinler alınmadan bu işlem başlatıldı. Bunda ben bir takım başka sahiplerin de devrede olduğunu düşünüyorum. Bu izinlerin çıkmamasında. Etik olarak iki tartışılan bölüm var. Bir tanesi şudur. Yargıtay üyesi ya da başka bir görevde olan hakim federasyondan yaptığı iş karşılığı para alırsa bu etik midir? Yani çünkü yargıçlık görevi var devam eden. Bu açıdan tartışmalar vardı. Bir de diğer bir tartışma şu. Şimdi tahkim kurulu başkanı Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Ancak üyeleri arasında Yargıtay üyesi var. Yani bu da hani yargıda biliyorsunuz sıralamaya göre Yargıtay en üsttedir. Yani Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın veya Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar Yargıtay'da onanır ya da bozulur. Yani bir üst mahkemedeki birisi alt mahkemedeki birisini altında görev alamaz diye etik tartışmalar vardı. Bunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Tabii perde arkasında konuşulan çok iddialar var ama bunların birçoğunu delillendirmek, belgelendirmek oldukça zor. Dolayısıyla hani bu noktada ben şunu çizeyim. Bu atamalar hukuka aykırı değildi. Geçmişte Yargıtay'da görev yapanlar TFF kurullarında görev yaptılar. Ama bu kez bunlara izin verilmedi. Ben arada bir iletişim kazası yaşandığını düşünüyorum. Biliyorsunuz adli tatil olması sebebiyle birçok yargı mensubu tatildeler. Dün TFF Başkanı Yargıtay Başkanı'nı aradığını ancak ulaşamadığını söylemişti. Ben TFF Başkanı'nın arayıp aramadığı konusunda bile bilgilendirmediği konusunda emin değilim. Dolayısıyla bir iletişim kazası yaşandığını sonrasında da bu olayların geliştiğini düşünüyorum. Ama bu şartlar altında bu TFF alttaki isimlerden yedeklerden üst tarafa seçimini yapacak ve görevini devam edecek kurumlar. Çok önemli bir şey söyledi, onu bulmaya çalışıyorum cümlede, ona kurmak istiyorum. Şeyle ilgili İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın TFF Başkanı özellikle bu Sarallar üzerinden de bir operasyon yapılacağı yönünde bazı bilgiler aldığını söyledi. FETÖ tarzı bir operasyon anlamında. Bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Bir gelişme var mı? Neler söylersiniz? Geçtiğimiz yıl aslında hani demin bir anlamda girmiştim bu olayda. Şimdi Mehmet Büyükekşi Federasyonu'nun gitmesi için Kıvılcım İstanbul Spor Başkanı tarafından ateşlendi. Ve bu ateşlendikten sonra Aralık ayından itibaren herkes federasyonun değişmesi gerektiğini, olağanüstü kongreye gidilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu takvim Aralık ayından itibaren başladı. Biliyorsunuz Nisan'da
imzalar toplanmaya başlandı. İlk imzayı verenler belli, sistemin nasıl işlediği belli, başkanların WhatsApp grubundaki yazışmalar belli, zaman zaman başkanlar dile getirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç biliyorsunuz basın toplantısında, açıklamasında bu başkanlar grubundaki konuşmaları ayrıntı vermeden anlattı. Dolayısıyla şimdi şu noktada iki iddia gündeme geldi. Bir tanesi şu, işte bunun arkasında siyasi bir hedef var, federasyonun değiştirilmesinin arkasında. Ben bunu bizzat Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'a sordum, yani sizin siyasi bir hedefiniz mi var diye. Bundan önce olmadı, bundan sonra da olmayacak. İleride böyle bir hamle olursa yüzüme tükürürsünüz diye söylüyorum. Doğru. Herkes hatırlayabilir mi? Doğru doğru. Sık sık söyle Sayın Başkan bunu zaten. Dolayısıyla iki türlü algı operasyonu var. Yani aslında şeyle şeyi mi karşıya getirmeye çalışıyor? Devam bunu gün yüzüne tutarak bir numarayla, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Ali Koç'un karşı karşıya mı getirmeye çalışıyorlar? Sık sık Sayın Ali Koç bunu çıkıyor zaten. Bunu da söylüyor ama arada bazı insanlar yanlış bilgiler vererek biraz ortamı germeye mi çalışıyorlar? Tabii tabii. Yani bunu aslında bir hükümet karşıtlığıymış gibi sunuyorlar. Böyle bir algı operasyonu yapıyorlar. Çünkü yani şimdi sonuçta federasyonda uzun süredir devam eden bir yapı bozuldu. Bozuldun emin misiniz? Bozuldun emin misiniz? Seçimi kaybetmek bile bir bozulduğunun göstergesidir. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anki TFF yönetiminde olan Ceyhun Kazancı, Servet Yardımcı'nın ekibindeydi. Rize Spor'un delegesiydi. Kongrenin olacağı gün Rize Spor delegeliğinden çıkartıldı kendisi. Kazancı ailesinin Rize Spor'a yaptıkları ortada. Doğru. Yani şimdi hani burada bir takım insanlar iktidar adına, hükümet adına iş yaptıklarını söyleyebilirler ama aslında gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı sonuç itibariyle. Burada devamlı hükümetle, iktidarla muhalefet edenleri karşı karşıya getirme gibi bir algı üzerinden devam edildi. Halbuki gayet basit, sportif amacı olan bir muhalefetti bu. Yani bunu siz insanları baskı altına almak için kullanırsanız ters tepen. Nitekim 50 tane delege ters tepti ve gitti oyunu İbrahim Hacı Osmanoğlu'na verdi. Belki de kapalı oylama olsaydı divan başkanlığı seçimi de kaybedilebilir miydi? Çünkü insanlar biraz da ürkerek ve korkarak, hatta diyoruz dedi ya Sayın Ali Koç orada, siz de oradaydınız, takip ettiniz. Gidin imzanızı verin, kurtulun diye cümle de kullandı Sayın Ali Koç zaten. Divan başkanlığı seçimi olduğu zaman eğer kapalı oylama olsaydı sizce gene Mehmet Baykan kazanır mıydı, kaybeder miydi? Yani şimdi ben kongredeki gözlemimi söyleyeyim. Kapalı oylama olsa da pek fazla bir şey değişmezdi. Niye değişmezdi? Çünkü insanlar özür dilerim. Hep sonuna bıraktılar hamleyi. Dolayısıyla hani bu kapalı oylama olsaydı çok fazla değişmezdi. Bayram Saralı'nın istifa etmişti biliyorsunuz. Evet. Hemen seçildikten sonra. Demişti ki 64 oy aldıktan sonra bizim 50 tane delegeye, fikri hür, vicdanı hür delegenin oyuna ihtiyacımız var demişti. O 50 delege geldi, oyunu verdi, gitti. Biliyorsunuz kongreler, ben hep şunu söylerim, siyasi parti kongreleri dahil 1986'dan bu yana gazeteci olarak kongreleri takip ederim. İster spor kulüpleri olsun, ister dernek olsun. Hı hı. Kongreler kongre salonunda kazanılır. Doğru. Dolayısıyla bu son TFF kongresi de kongre salonunda kazanıldı. Ben bunun işaretlerini aldım. Çünkü çok sayıda delege bu işareti vermişti. Yani sandığa gidildiğinde iş değişecekti. Şöyle, kapalı oy, açık lastik. Şöyle yapalım. Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Çok kısa bir reklam aramız var. Sizi biraz bekletelim. Aradan sonra sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara. Tamam. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Ali Fuat Doğatepe var, gazeteci. Şunu sormak istiyorum. Tabii siz dediniz ya, seçim zaten kaybedilince sistem büyük ihtimalle yani değişecek dediniz ama tabii başlar ne kadar değişirse değişsin orada bir o 40 yıllık 50 yıllık bir kemikleşmiş bir yapı var. Bu yapının da değişmesi kolay olmayacak. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu oradaki kurulan yapıyı elbette yıkmak çok zor. Yani şimdi
Ben şöyle bir örnek vereyim mesela. İşte bu 8 Mart hakem kararlarından sonra tahkim kurulunda hemen biliyorsunuz jet hızıyla kararlar alındı, hakemler göreve döndürüldü falan. O arada federasyondan birileri devreye girip göreve yeniden maç verilen hakemlere çiçek verme organizasyonu yaptırmak istiyor. Yani kulüpler çiçek verecekler. Bir organizasyon Antalya Spor, Kayseri Spor maçı için yaptırılıyor. Cüneyt Çakır'la çiçek verilecek. Sonradan bu örneği ya kardeşim biz federasyon olarak görev başındayız. Bunun federasyonun yönetim kurulu kararı almıştı. Deniliyor. Bu çiçek vermenin önüne geçiliyor. Kayseri Spor son anda kararını çeviriyor. Cüneyt Çakır'a çiçek vermek istemiyor. Bunun üzerine Antalya Spor taraftar grubuyla temas kuruluyor federasyondan birileri tarafından ve Cüneyt Çakır maça çıkarken alkışlattırılıyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Federasyon yönetim kurulu bir karar alıyor. Doğru ya da yanlış. Sonra bu tahkim kurulundan dönüyor. Federasyondan birileri buna karşı bir eylem geliştiriyor. İnanır gibi değil ya. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu şartlar altında bu yapıyı elbette yıkmak çok zor. Kimin nereyle bağlantısı varsa zaman içerisinde elbette ortaya çıkar. Ama hadi hani derler ya sihirli değnek yok kimsenin elinde. Evet. Geldim burayı yıktım yeniden yapıyorum. Yani mümkün değil, bu bir enkaz. Hani bu dünün bugünün de enkazı değil. Yılların getirdiği bir enkaz. Burada en net tanımlamayı yaptığı için Sayın Ali Koç'tan örnek vermek istiyorum. 25-30 yıllık bir kurulan bir yapıdan bahsediyor. Yani bu 25-30 yılda oluşturulan bir yapıyı hemen bugün gelip ertesi günü yıkmak elbette imkansız. Ama zaman içerisinde alınan kararlarla, yasaya uygunlukla, talimatlarla uygunlukla belli bir sisteme sokulabilir. Bu da yani önümüzdeki süreçte yaşayarak göreceğiz zaten. O yüzden ben asla önyargılı olalım demiyorum. Bekleyip görelim. Bekleyip görelim diyorsunuz. Çok kısa yine bir reklam aramız var Ali Bey. Oraya çıkacağız. Hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Çok kısa bir aradan sonra sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda da gazeteci Ali Fuat Doğatepe var. Dün tabii baktığımız zaman Sayın TFF Başkanı açıklamasına baktığımız zaman şöyle bir cümlesi var. PFDK sektörünü artık yasakladım dedi. Bununla ilgili düşüncenizi çok merak ediyorum. Daha önce çünkü biliyorsunuz başkanlar çıktığı zaman, konuştukları zaman cezalar alıyorlardı veya hak mahrumiyet cezaları alıyorlardı. Bunu kaldırdığını söyledi. Bu sizce bir olumlu bir gelişme, neler söylersiniz? Şimdi bunun iki boyutu var aslında biliyorsunuz. TFF'nin veya PFDK'nın aldığı kararlar sonra tahkim kurulunda onandıktan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan açıklamaların birçoğunun eleştiri sınırında kaldığını, yorum ve açıklama olduğunu ifade etti. Dolayısıyla verilen cezaların birçoğunun hukuki altyapısı yoktu. Zorlamaydı bu cezalar. Federasyon kulüp başkanlarını karşı elinde sopa olarak kullanıyordu bu cezaları. Yani düşünebiliyor musunuz? Hak mahrumiyeti cezaları var. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak hak mahrumiyeti cezaları üst üste biriktiği için neredeyse başkanlık yapamaz. Başkanlığa düşecekti, doğru. İstifa etti. Yani istifa etti. Aynı şey Ali Koç, aynı şey Hasan Arat için geçerli Beşiktaş Başkanı için, Fenerbahçe Başkanı için. Yani kim açıklama yaparsa bunu elinde bir sopa olarak kullanıyordu. Yani sonuçta İbrahim Hacı Sonan'ın söylediği şey şu. Başkanların attığı açıklamaları bence kişisel olarak birileri hedef gösterilmediği müddetçe, hatta tüm kulüplerin açıklamaları da aynı şekilde geçerli. Başkanların değil sadece, yer yazılı açıklamaları da ben bu kapsama almak istiyorum. PFDK'lık olmamalı. Yani ortada var olan bir şeyi dile getirmek, şüphelerini paylaşmak bence suç değil. Yani kulüplerin yaptığı şey, evet, zaman zaman kişisel hedef göstermeleri oldu. Burada da hukuki yol açıktır yani. Kullanabilirsiniz ama bence bu olumlu bir adımdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da zaten bunun hukuki altyapısı da vardı. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Bey devamlı oraya giderek zaten hak mahrumiyet cezalarından elde edilen paraları geri aldı. Yani hepsini geri aldı. Onu da söyleyelim şeyden. Federasyon kesmiş Avrupa, oldu. Aynen. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüyor. Yani sonuçta bu tartışılmayacak bir karar. Tahkim kurulunun ve PFDK'nın kararlarının
kulüpler üzerinde bir sopa, bir nevi sopa olarak kullanılmasını önüne geçmeye çalışıyor bence. Federasyon burada iyi niyetli bir adım atmıştır diye düşünüyorum. Dün çok önemli bir açıklamada daha bulundu Sayın Başkan. Şunu söyledi, hakem arkadaşlarımıza güveniyoruz dedi ama tabii ilk tepkiyi ben göstereceğim dedi. Ben hata varsa bunu ben soracağım dedi. Eğer kasıt varsa dedi, bizde yürüme şansları yok artık dedi. VAR'daki arkadaşlara da şunu söyledi. VAR'daki insani hatayı kabul etmiyorum dedi. İki sefer pozisyonu seyredince ben bile görüyorum. Orada hata yapma şansı yok dedi. Önce haysiyetinizi, şerefinizi koruyacaksınız dedim onlara dedi. Ne diyorsunuz bununla ilgili? Şimdi bakın, Türk futbolunun evet kulüplerin mali durumları, diğer yaşadığımız olumsuzluklar bir tarafa, hakemlik çok büyük bir sorun. Yani bunu ben şimdi bir belge var elimde, izin verirseniz okuyabilir miyim? Buyurun, tabii ki, ne demek, buyurun. Federasyondan bir eski hakeme yollanan, yollanmak üzere hazırlanan ihbarname metni bu. Bu hangisi, hangi federasyonun yazısı bu? Şimdiki mi, bir önceki mi? Onlardan önceki federasyonun, yani Nihat Özdemir Federasyonu. Evet. Bakın, isim vermeyeceğim ki hani yanlış anlaşma, herkes kim olduğunu anlayacak ama ben anlatayım size. Buyurun. Okuyorum aynen. Sayın muhatap, federasyonumuzun nezdinde MHK başkanlığı dahil olmak üzere birçok önemli görevlerde yer aldığınız malumunuzdur. Gözlemcilik görevinizin sona ermesinden sonra müvekkilimiz TFF bünyesinde edindiğiniz bazı bilgileri kullanmak suretiyle hakemlik yönetim sistemi adı altında bir yazılım geliştirdiğiniz ve yine göreviniz gereği edindiğiniz bilgilerle bir kısım TFF bünyesindeki hakem ve gözlemcilerin elektronik posta adreslerine TYS ile ilgili elektronik posta gönderdiğiniz, hak sahibi olmaksızın bazı edindiğiniz bilgileri ticari veya ticari olmayan amaçlarla kullandığınız anlaşılmaktadır. Söz konusu edilen bilgilerin belirttiğimiz şekilde ticari ve ticari olmayan amaçlarla kullanılması hukuka aykırılık yaratmaktadır. Bununla birlikte müsabakalara hakem, yardımcı hakem, gerektiğinde dördüncü hakem ile ilave yardımcı hakemleri, gözlemci ve mentörleri doğrudan veya ilgili kurumlar aracılığıyla atamak, hakem ve gözlemcilerle ilgili çalışma ve düzenlemeler yapma yetkisi MHK'ya ait olup bu hususlar yasaca belirtilmiştir. Bu sebeple tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla hali hazırda MHK nezdinde resmi görevimiz olmadan hakem veya gözlemcilerle iletişime geçerek müvekkil TFF bünyesinde edindiğimiz bilgilerle oluşturulan programın kullanılmasına ivedilikle son verilmesini talep ederiz diyor. Peki ne yapmış? Bu kullanmaya devam etmiş mi Ali Bey? Şimdi geçen sene nasıl bir skandal patladı, hatırlıyor musunuz? Geçen sene? Nasıl bir skandal patladı, hatırlıyorsunuz? 8 Mart operasyonu diyorsun değil mi? 8 Mart operasyonu diyorsun. Yok, hayır. Geçen sene bir tane internet sitesi... Şeyi yayınladı. Hakemlerle ilgili bilgiyi yayınladı. Doğru, internet sitesi. Evet. O kimin hakemler olduğu da biliniyor zaten. Sayın Ali Bey'in de sık sık söylediği, o çetenin şahsa ait olan bir site. Doğru. Evet. Sok 18 diye bir tane site ve haftanın hakemleri. Şimdi Singapur'da bir bahis şirketi var. Haftanın hakemlerinden bahis oynanıyor. Atıyorum mesela işte Galatasaray Hatayspor maçının hakemi kim olacak diye bahis oynuyorsunuz. Yarım saat açılıyor ve siz TFF sitesinde yayınlanmadan bu bilgiyi 15 dakika önce ve gidiyorsunuz mesela. Oradan paralar gidiyor. İnanılır gibi değil bu. Bununla ilgili henüz çalışmalar yok. Dolayısıyla bakın, ben şunu söylüyorum. Hakem işlerinin elinde geçmiş dönemde yaşanan bazı sıkıntılarla ilgili deliller var. Belgeler var. Bir hakem çıkıyor, diyor ki bu haftaki maçlara çıkmayın. Bir hakeme şöyle bir şantajda bulunuyor. Eğer sen diyor bu hafta çıkar maça hakemlik yaparsan senin hakemliğini bitiririz. Bu ifadeler yazılı olarak var. Ve bunlara Büyük Ekşi Federasyonu 2 sene boyunca işlem yapmadı. Bakın, veya yapamadı. Bilemiyorum, dosya orada. Gönderirsin Dekor Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Başsavcılık takibini yapar, çözer. MHK Başkanı, o dönemki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlerle yaptığı Zoom toplantısının ses kaydı sızdırıldı. Çok yaşayın. Gizlice kaydedilip sızdırıldı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dolayısıyla böyle bir noktada suç işlenmiş ya. Bakın, ben size belgelerini açıklıyorum işte. Suç işlenmiş.
Şimdi bu hakem arkadaş şu anda diyelim ki gözlemci oldu. O dönemde maça çıkan hakemlere bilerek ve isteyerek eksi puan vermeyeceğinin garantisi var mı? Yok tabii canım. Peki biz geçtiğimiz dönemde neyi konuştuk? Bazı hakemlerin notlarına gözlemciler aranarak müdahale edilip edilmediğini konuşmadık mı? Bizzat tanıkları çıkıp açıklamadı mı? Hı hı. Dolayısıyla burada hakemlikte bir kanserli yapı var. Bunu bir an önce düzenlemek lazım. Bakın ben söylüyorum, bazı dosyaların arşivden indirilip Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi lazım. Bunu bu federasyon yapabilir mi? Ya bu bir kritik karar. Şimdi bazıları da diyor ki ya arkadaşlar geçmişte yapılan hatalar oldu bitti. Yeni dönem açılsın. Bu yeni dönemde bırakın geçmişin peşini kazmayalım. Sonra bir de yarayla kanatmayalım. Yeni dönemi başlatalım. Bakın ben geçtiğimiz yıl Türkiye Faal Spol Hakemleri ve Gözlemci Derneği'nin olağanüstü kongresine gittim Ankara'da. Hı hı. Orada bir sürü genç hakem geldi, bana teşekkür etti. Bizim arkamızda durduğunuz için teşekkür ederiz diye. Hı hı. Biz bu yapıda yukarıya çıkma şansımız yok diye. Hı. Şimdi bu MHK'nın önünde şöyle bir şans var. Aşağıdan gelen hakemlerin yukarıya çıkması için önlerini açma. Eğer bunu yapabilirlerse belki adli yola gitmeden bu işler çözülebilir. Ama ben hala şu düşüncedeyim. Bugünün, dünün, bir senenin, iki senenin değil. Futbolda bir planlı istihbarat operasyonu, polis operasyonu yapılarak bazı yapıların kesinlikle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bir takım insanlar, kriminal insanlar uzaklaşmadan futboldaki bu kirli yapıyla bizim mücadele etmemizin imkanı yok. Çünkü 35-40 milyar dolarlık bir yasa dışı bahis de var artık işin içerisinde. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz maçlara çıkmayanlar, son şampiyonluk maçına çıkmayanlar, playoff maçına çıkmayanlar, bir sürü olaylara şahit olduk. Kamuya yansıyan bir sürü olaylar da var. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Dolayısıyla ben hala aynı düşüncedeyim. Hakemler dahil bir sürü bu yaşananlarla ilgili bir planla istihbarat operasyonu yapılmalı. Başsavcılık nezaretinde bu futboldaki bizim yapılardan bir an önce kurtulmamız lazım. Düşünebiliyor musunuz? Gözlemci listesi yayınlanıyor. 8 tanesi aynı bölgeden. %50'si. Yani şimdi siz dediğiniz zaman böyle bir yapı mı var diye şüphelendiğiniz zaman ortada bunu gösteren bir sürü kanıt ortaya çıktı. Doğru. Doğru. Şimdi hakem akademisinin sınavı alması lazım. Bir isim var mesela, hakem akademisi tarafından sınava alınmadan kılıfına uydurularak mesela gözlemci yapılıyor. Biz bunları sorgulamayalım mı? Yani i̇şte onu diyorum, yani bunları bu şeyi kolay değil kaldırmak bir günde iki günde. Böyle bir organizasyonu, böyle bir yapıyı çözmek kolay değil. Enkaz var hakikaten. Enkazı kaldırmak kolay değil. Yani onu söylemeye çalıştım ben size zaten. Bu uzun süreçli bir iş. Federasyonun nefesi buna yetecek mi? Yeni yani federasyon. Bence federasyon iyi niyetini gösteriyor. Çünkü açıklamalarından sonra belli bir kesim paniğe kapılmış vaziyette. Şimdiki federasyonu indirmek için çabalar konuşuluyor. Zaten bu çabalar seçildiğinde... Sayın Başkan da zaten bunu yayıncı kuruluşta söyledi el altından. Ya zaten seçim tamamlandığı gece hemen bu çalışmalar başladı. Bu federasyonu nasıl deviririz diye. Dolayısıyla... Çok yaşayın. Şimdi biz teşekkür ediyorum. Şimdi biz bu futbol sever olarak gazeteci kimliklerimizin hepsini bir tarafa bırakalım. Bu futbol sever olarak şuna karar vereceğiz. İyi niyete inanıyor muyuz? Burada mesafe alınacağına inanıyor muyuz? Bu şekilde bu yönde adımlar atılıyor mu? Buna bakacağız. Eğer bu şekilde devam ederlerse, iyi niyetli adımlara devam edilirse, bu futboldaki iklim yumuşayarak devam ederse demek ki bir takım adımlar atılıyor. O zaman tutarız, hepimiz federasyonu destekleriz, yapılan işleri destekleriz. Ama şundan da şüphe etmesinler. Yapacakları ilk yanlışta da ilk sesimi yükselten gene ben olurum. Hepimizin dönüş noktası bu olmalı aslında, anladım, diye düşünüyorum. Anladım. Yani siz de muhtemelen yıllardır artık hemen hemen aynı jenerasyondayız. Yıllardır Türk sporunun... Ben biraz daha genç gözükeninleyim ama Ali abi. Ama yani yaşadığımız tanıklıklarımız... Tabii canım, biliyoruz nelerin ne olduğunu. İşte o yüzden söylüyorum, kolay değil bu işler. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya, tabii yani burada hani en azından bırakalım.
işler yapılsın. Sonra biz karne verelim. Hani mesela sonuçta karneyi verecek olan biziz. Tabii karneyi verecek olan, doğru. Takımlarımız şampiyon olabilir, kaybedebilir, kazanabilir. Bunları bir kenara bırakalım. Sonuçta kamu vicdanı dediğimiz bir şey var. Biz kamu vicdanıyla hareket edelim, vicdanımızla hareket edelim. Doğru adımlar atılırsa destekleyelim. Yanlış adımda ilk sesimizi biz yükseltelim ki haklı durumda olalım. Çünkü geçmişte bağırıyordunuz, sesiniz çıkmıyordu. Şimdi niye sesiniz çıkmıyor diyemesin hiç kimse. Ben her zaman bakış açım budur. Objektifliğimizi kaybetmeyelim. Herkesin tuttuğu renk, arma, bağlı olduğu gönülden var. Ama bizim kamu vicdanı ve kendi vicdanımız adına ortak hareket etmemiz gereken noktalarımız var. Burada yapılan şeyleri, iyi şeyleri mutlaka destekleyelim. Kötü olan, kötü giden bir şey varsa da hepimiz sesimizi çıkartalım, yükseltelim diye düşünüyorum. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Evet, hattımızda gazeteci Ali Fuat Doğatepe vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra ters köşe turumuz ile devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Bu takım çok özel. Enerjimiz güzel. Sonuna kadar bastır. Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru. Total Enerji İstasyonları sunar. Burak Alaca'yla Ekstra Basket. Evet, saatlerimiz 11.16'yı gösteriyor. Hattımızda sevgili Burak Alaca var. Burak, yayınımıza hoş geldin. Hoş buldum. Günaydınlar dilerim. Günaydın. Evet, Fenerbahçe Beko'dan bahsetmek istiyorum. Uzun bir transfer için bir çalışma yapacak mı? Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları nasıl gidiyor sevgili Burak? Fenerbahçe Beko biliyorsunuz transfer döneminin aslında ilk fazında takımın büyük çoğunluğunu tamam etmişti. Önemli transferlere de imza atmışlardı. İşte Wade Baldwin, Bonzi Colson, Nicolò Melli gibi isimler takıma eklenmişti. En büyük iki soru işareti vardı Fenerbahçe taraftarının aklında. Birincisi, oyun kurucu rotasyonuna top yönlendirecek demesi yapılacak mı? İkincisi de pivot rotasyonuna bir ekleme gelecek mi? Bu konuda çalışmalar vardı. İlk olarak bir numara rotasyonunda bir gelişme oldu. En azından orada artık bir netliğe kavuştuğunu söyleyebiliriz bu durumun. Geçen sezon başında Fenerbahçe'nin transfer ettiği ve Litvanya Ligi ekibi BC Wolves'a kiraladı Letonyalı guard Artur Şagar. Bu sezon Fenerbahçe Beko'da forma giyecek. Koç Taras Yeskevicius'un kendisine rotasyonda süre vereceği, rol vereceği kesinleşti. Şu anda taraftarın en çok merak ettiği konu 5 numara transferi. Çünkü henüz bir pivot eklemesi yapılmadı Fenerbahçe'den. Yorgos Papayanis ve Jonathan Motlin'in ayrılıkları söz konusu. Ama şunu ben şahsi görüşüm olarak söyleyeyim. Doğrudur değildir tabii ki, elbette tartışılabilir ama Fenerbahçe pivot transferi konusunda geç kaldı. Avrupa marketinde oyuncu kalmadı. NBA'ye yöneldi Fenerbahçe ama NBA'den de artık oyuncu almak çok zor çünkü takımların maaş anlamında diyorsun değil mi? Tabii maaş anlamında iyi bir oyuncu almak zor ve hatta iyi olmayan oyuncuları almak bile zor. Şu yüzden diyorum bunu. Takımların maaş boşluğu arttığı için herkese kontrat dağıtabiliyorlar. İşte orada gelişim ligi var biliyorsunuz. Alt takımların olduğu G-Lig var. Bir şekilde oyuncuları orada tutmayı başarıyorlar. Fenerbahçe şu anda NBA'den birisini gündemine almış durumda. Malik Williams geçen sezon 7 maçta Toronto Raptors forması giymiş bir oyuncu. Yani daha önce izledim. Söylentiler çıktıktan sonra da biraz izleme araştırma fırsatı buldum. Gerçekten çok ham bir oyuncu. Yani Euro Cup düzeyinde bile bana kalırsa daha iyi pivotlar vardı. Fenerbahçe'nin bu hamleyi zorunluluktan ya da son çare olarak yapmamasını ben açıkçası ümit ediyorum. Geçen sezon Miami Heat'in G League takımından kesik yemiş bir isimden bahsediyoruz. Yani ondan sonrasında Toronto Raptors'tan 10 günlük bir kontrat kapmış. Şu an için Fenerbahçe ile görüşme halinde oyuncu. Profesyonel kariyerine de aslında Avrupa'da başlamış bir isim. Polonya'da Anvil formasıyla işte FIBA Europe Cup kazanmıştı o takımla 2023'te. Ne dediğim gibi Fenerbahçe'nin ümit ediyorum uzun rotasyonuna daha iyi bir ekleme yapması için gerekli şartlar oluşur. Peki. Burak, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim sizlere. Evet. Burak Alaca'yla Ekstra Basket Total Enerji İstasyonları sundu. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar.
Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru. Evet, Trendyol Süper Lig yarın başlıyor biliyorsunuz. Yarın tabii Galatasaray maçıyla başlıyor. Saat 21'de oynayacak ama hakemler de açıklandı. Onu şimdi söylemek istiyorum. Galatasaray Atakaş Hatay Spor maçını Turgut Doman yönetecek. Kasımpaşa Konya Spor maçının hakemi Muhammed Ali Meteoğlu. Antalya Spor Göztepe maçın hakemi Zorbay Küçük. Fenerbahçe Adana Demirspor Atilla Karaoğlan. Sivas Spor Trabzonspor maçını Cihan Aydın. Koren'den Alanya Spor İKAS Eyüp Spor maçını Oğuzhan Çakır. Samsun Spor Beşiktaş maçını Ali Şansalan. Çaykur Rizespor Anonim Şirket Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nün maçını da Direnç Tonusluoğlu ve Sipay Bodrum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Aşek Kulübü maçını da Mehmet Türkmen'in yöneteceğini belirtelim. Tabii sevgili Ali Fuat Doğatepe çok enteresan bir şey söyledi. Ben normal şartlarda bu dünyanın herhangi bir yerinde olsa operasyon yapılır. Yani savcılar, özellikle spor savcıları devreye girer. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde hakemler açıklanmadan önce, yarım saat önce farklı bir yerde hakem isimleri üzerinden bahisler yapılıyor ve o liste orada, o hakemler isimleri yazılıyor, para kazanılıyor. Çok basit aslında bunu araştırılması ve incelenmesi çok basit. Evet, attığımızda futbolardan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet Nurgül, ligimiz yarın başlıyor ama tabii ki bizim bugün kalbimiz, gönlümüz Trabzonspor ve Başakşehir için açacak. Trabzonspor'da Rapid Wien maçı var. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını bu akşam konuk edecek. Saat 20'de başlayacak Papara Park'ta ve neler söylersin maçla ilgili sevgili Nurgül? Evet Aygün Özpek, senin de söylediğin gibi hem Başakşehir hem Trabzonspor'un Fenerbahçe'den sonra ülke puanına en azından hani katkı sağlaması için hepimiz bu gece birlikte aynı şeyi isteyeceğiz tabii ki, ama kolay bir maç olmayacak. Dün basın toplantısı vardı Abdullah Avcı'nın. Tabii maçla alakalı, rakiple alakalı analizini, değerlendirmesini yaptı. Bizi güzel bir maç bekliyor dedi. Zor ama güzel bir maç bekliyor dedi. Tabii ilk maç Trabzon'da oynanacağı için avantajı elde etmek isteyen taraf Trabzonspor. Buradan alacağı skorla daha rahat gidecek deplasmana. Tabii Abdullah Avcı rakibin oyununu tamamen, her ne kadar hani ezberledik adeta demiş olsa bile yani iyi de bir ekip. Avusturya futbolunda biliyoruz son dönemlerde gerçekten onlar da iyi şeyler yapmaya başladılar. Evet, çıkıştalar, Avrupa Şampiyonası'nda da iyi bir futbol sergilediler. Her ne kadar işte Türkiye onları elemiş olsa da, ben dün hatta Avusturya teknik direktörüne de onu sordum. Rapid Wien teknik direktörüne de onu sordum. Gülerek yanıtladı. Ne yazık ki ben de o günü stattaydım. Hatta kendi oyuncularım da kadrodaydı diye güzel de bir diyalog oldu orada Robert Klaus'la. Tabii kolay bir maç olmayacak. Üçüncü ön eleme turu, Trabzonspor avantajı kapıp rahat geçmek istiyor turu. Kadroda da bugün sürpriz bekliyoruz açıkçası. Hani nasıl bir kadroyla çıkar kestirmek çok mümkün değil. Yani bugün gazetelerde şöyle bir kadro var sevgili Nurgül, sana da destek olma anlamında. Kalede Uğurcan gözüküyor. Pedro, evet. Savic, Mendy, Barisic, Lundstram, Ozan, Cihan, Trezeguet, Vişka ve Draguş 11'i gözüküyor. Şu evet, andaki gazetelerdeki 11 böyle bir 11. Evet, doğru mu, ne dersin? Evet o şekilde. Ben de sabah gördüm sanıyorum Orsic'i kadrodan çıkarmış hoca. Bu biraz tabii taraftarların biraz çok da hoşuna gitmiş diyemem yani bununla alakalı olarak. Neden çıkarmış olabilir? Herhangi bir sakatlığı falan yok değil mi? Yok. Yeni transferi kadroya dahil etti Abdullah Avcı. Ama dediğim gibi Trabzonspor bu akşam her ne olursa olsun galibiyetle ayrılmak zorunda. Hatta 1-0 belki 2-0 da yetmeyecektir Trabzonspor'a. Daha farklı bir galibiyet bana göre Trabzonspor'un hedefi, ama tabii taraftarın desteği de çok önemli. Son dönemlerde Abdullah Avcı sürekli dile getiriyor. Taraftarımızla birlikte çok daha güçlüyüz. Taraftarın desteğini daha fazla hissetmek istiyoruz diye.
Güzel bir maç olacak. Hava da güzel Trabzon'da. İlgi nasıl maça? İlgi akşam ben en son sanıyorum %10 civarında bir boşluk kalmıştı ama tabii Pasolik sistemiyle biliyorsunuz maça taraftarlar girebiliyorlar. Kombine sahipleri, yeni kombine sahipleri de gelebiliyor. Tabii çok sayıda kombine sahibi var. Onlar da gelemeyen olursa devredecek diye düşünüyorum. Ama Trabzonspor'u bu akşam ciddi bir maç bekliyor gerçekten. Yeni transfer biliyorsunuz Batagov da kadroya dahil edildi, onu söylemiştim. Bugün gözler yine Draguş'ta olacak. İlk maçta biliyorsunuz Rojen Berat'la oynanan maçta takımın galibiyeti golünü atmıştı. Bu akşam yine Draguş forvet, Trabzonspor'un forveti olarak sahada olacak. Ama dediğim gibi yine taraftarın gözü kulağı transfer haberlerinde. Bugünkü maç çok önemli ama transferden gelecek haberleri de gözümüz kulağımız sağda ama gözümüz sağda ama kulağımız radyoda deriz ya hani. O manada taraftarın bir yandan da pür dikkat Trabzonspor'un yeni transferde gelecek transferlerde aklı fikri orada diyebilirim. Şunu sana sormak istiyorum sevgili hattımızda futboldan Nurgül Günaydın var. Trabzon taraftarının belli bir kesimin Abdullah Avcı'nın oynattığı futboldan dolayı zevk almadığı ve bundan dolayı tepkileri de var. Sık sık da bu basın toplantılarında da soruluyor. Biraz da maçlara da ilginin az olma sebebi bu olabilir mi? Neler söylersin? Yani tabii mutlaka bu da etkilidir. Tabii özellikle sen de çok iyi biliyorsun. Gurbetçiler şu anda şehirde oldukça yoğun. Turistler kadar gurbetçi vatandaş yoğunluğu var. Trabzon'da şu anda inanın. Yani şehrin merkezinde adım atacak yer yok. Keza yoğunluk her tarafa yayılmış ama şehir merkezinde adım atacak yer bulamazsınız. Özellikle gurbetçi vatandaşlar tabii hem TS Club'lara da çok büyük ilgi gösteriyorlar formalarıyla birlikte. Şehirde dolaşıyorlar. Onların ilgisi biraz bana göre de belki bu ilgiyi daha da arttırıyor ama evet taraftarın bir mutsuzluğu var. Neden hala Trabzonspor işte geriye oynuyor diye. Abdullah Avcı sezon sonunda hatta kamptaki açıklamalarında şunu ifade etmişti. Yeni sezonda çok farklı olacak. Hücum futbolu oynayacağız. Top bizde olacak dedi. Özellikle bu maçta da ama tabii topun sizde olabilmesi için topla çok iyi oynayabilen, topu tutabilen oyunculara da ihtiyacınız olacak. Vakeme belki bu anlamda taraftarında hani çok istediği bir transferdi. Tabii ama o da 90 dakika süre alabilecek bir oyuncu mu? Henüz değil elbette. Ben de dün böyle bir soru sordum Abdullah Avcı'ya. Agresif oynayacağız dediniz, top bizde olacak dediniz. Şu anda ki kadroda agresif dediğiniz o tanımlamaya uyacak futbolcu sayısı yeterli mi? Mutlu musunuz tarzında soru sordum. Transferle alakalı cevap verdi hocam. Şunu söyledi, en az iki transfer daha yapacağız ama tabii o da Onaçu ve Weghorst'tan gelecek haberi bekliyor. Her iki oyuncuyu da bekliyor ama sadece bunlar da çok geç kalınmadı mı yani? Hem Weghorst hem Onaçu konusunda bir yani, türlü işlem çok geç kalındı diye bildiğim. Kampa yetiştirilecekti. Aslında plan buydu ama her iki oyuncunun da kulübü ekonomik anlamda Trabzonspor işini çok zorlaştırdı. Onaçu ile alakalı Trabzonspor'un teklifi 4 milyondan 6 ve 7 milyon eurolara kadar artı 2 futbolcuya kadar çıkmasına rağmen halen daha Southampton'ın diretmesi bu transferi zora sokuyor. Weghorst'la alakalı da Trabzonspor 3,5-4 milyon euroları bulmasına rağmen tabii oyuncunun bir yılı daha var biliyorsun kulübüyle. Onların da yine aynı şekilde hani oyuncunun ikna edildiği bilgisi var bizde. Ama kulübüyle alakalı yine ekonomik anlamda tam anlaşma sağlanamadığı için Trabzonspor her iki oyuncuyu da bekliyor. Aslında Abdullah Avcı dün de söyledi, pivot santrafor tanımlamasını yineledi. Sörloth gibi, Cornelius gibi, Onaçu da aynı şekilde verimli bir golcü olduğu için. Weghorst da ama baktığımız zaman Aygün Özbek sen de biliyorsun Weghorst mu Onaçu mu derseniz belki Weghorst Trabzonspor'un çok daha işine yarayacaktır. Çünkü gerçekten Onaçu skora daha çok odaklı bir oyuncu ama Weghorst'un bana göre çok daha fazla özelliği olan bir oyuncu. Hem golcü hem pas atabilen, oyuncu geçebilen, topu ayağında tutabilen özellikleri daha fazla. Belki Weghorst bana göre benim kendi düşüncem daha yararlı olacaktır ama Trabzonspor ikisi üzerinde de ısrarını sürdürüyor.
iki oyuncudan mutlaka birisini transfer etmek istiyor. Şöyle bir şey de olabilir. Benim en son öğrendiğim hani ikisi de olmazsa mutlaka sürpriz bir isim üzerinde de Trabzonspor'un şu anda görüşme halinde olduğu, sürpriz her an farklı bir isim de olabilir diyebilirim. Hmm. Ama bunlarla da sınırlı kalmayacak. Trabzonspor forvetin yanı sıra bir transfer daha gerçekleştirecek. Planlamada bu var. İki oyuncu daha transfer planımız var demiş Abdullah Hoca. Arseniy Batagov sol stoperde ya bugün ya da yarın gelecek demiş. Var mı gelişme onunla ilgili, Arseniy Batagov'la ilgili? Batagov zaten Trabzonspor dün açıkladı zaten Abdullah Avcı. Gelişiyle ilgili şey anlamında söylüyorum sana. Takıma katılacak anlamında söylüyorum. Takıma katılacak. Arseniy Batagov'la ilgili büyük ihtimalle yarın ve ertesi gün takıma katılacak ifadelerini kullandı. Var mı onunla ilgili bir gelişme? Onu sordum. Şu anda tam net olarak açıkçası ben de bilmiyorum. Yani henüz bir gelişme yok. Zaten maç günü olduğu için de ona çok fazla odaklanmadık. Gelişiyle alakalı. Evet, gelişiyle alakalı henüz bir net bir bilgi de verilmedi. Sorduğunuz zaman da bize biliyorsunuz gazeteciler sorarlar sorduğunuz zaman da. Evet. Tabii en önemlisi, demin de senin söylemiş olduğun gibi en önemli şey hala forvet anlamında transferin gerçekleşmemesi de biraz sıkıntı yaratıyor. Draguş'la alakalı aslında hani Draguş evet iyi bir golcü, Antep'te çok yararlı oldu. Trabzonspor örneklerini daha önce çok yaşadı. Yani senle de ki daha önceki yayınlarda da konuştuk, işte Umut Bozok örneği var, gol kralı olarak geldi ama olmadı, tutmuyor bazen. Draguş evet iyi bir golcü ama hani yeterli mi? Yeterli o anlamda. Çünkü, evet, alternatif, alternatif çünkü 3 kul vardı. Yarışacak bir Trabzonspor var. Avrupa'daki maçlar giderek de zorlaşacak. Aygün Özbek diyorsun hani taraftarın tabiriyle söylüyorum tırnak içinde, hani köy takımı olarak nitelendirilen Hüjen Barok bile sizi o kadar zorladı. O kadar zorlu bir maç, iki maç oynadınız. Rapid Wien mutlaka daha güçlüdür. Sonrasını da düşünmek lazım. Çok daha güçlü giderek güçlü rakiplerle oynayacaksınız. O anlamda da çok daha iyi kaliteli isimlerle, kaliteli ayaklarla Trabzonspor sahada olmak zorunda. O anlamda da Draguş yeterli olmayacaktır. Mutlaka ama mutlaka o iki oyuncudan bir tanesi olmasa da yine o Abdullah Avcı'nın işaret ettiği pivot santrafor tarzında bir oyuncunun, golcünün transfer edilmesi gerekiyor. Bu anlamda da çalışıyor kulüp gerçekten. Hem izleme komitesi, hem scout ekibi, hem Abdullah Avcı kendi ekibiyle birlikte bu anlamda en kısa sürede golcüyü takıma katmak istiyorlar ama geç de kalınıyor biliyorsun. Bildirmek de gerekiyor, oyuncuların girişini yapmak gerekiyor. Yani erkenden bu işin de halledilmesi gerekiyor. Lig başlıyor biliyorsunuz. Evet, lig de başlıyor. Lig de başlıyor. Sivasspor deplasmanda başlıyor Trabzonspor. O yüzden bir an evvel transferlerin tamamlanması gerekiyor. Hakem de Cihan Aydın olarak açıklandı. Evet. Taraftarın tepkisine işaret ettin. Evet. Abdullah Avcı'ya özellikle oyun sistemi üzerinden çok eleştiriler var. Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Abdullah Avcı'nın sosyal medyaya işaret ederek hani çok önemsememek anlamında biraz da hani buharlaşıp giden bir platform olarak nitelendirmesi de tabii taraftarın biraz tepkisini çekti. Tabii büyük çoğunluk da var Abdullah Avcı'ya sahip çıkan, bu takımı şampiyon yapan, gerçekten hakkında yememek gerekiyor. Neden böyle söylüyorum? Geçtiğimiz Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde ben bir diyaloğa tanık oldum. Şehit Aileleri Derneği başkanıydı yanılmıyorsam. Ben orada Abdullah Avcı çıkarken orada bulunduğum için şahit olduğumu anlatıyorum. Gerçekten çok duygulanarak Abdullah Avcı'ya inanılmaz şekilde duygu yoğunluğu yaşadıkları bir sohbet gerçekleşti. Biz şehit aileleri olarak size minnettarız, çocuklarımıza, bizlere, şehit ailesi çocuklarına bu şampiyonluğu yaşattığınız için bizim için çok özelsiniz şeklinde çok güzel bir diyalog oldu orada. Abdullah Avcı da onlarla orada yaklaşık 5-6 dakika sohbet etti. Gayet mütevazı bir şekilde de güzel bir ortam oluştu orada. Hani hakkını da yememek gerekiyor. Ama biz Türk insanı biraz öyle çabuk tüketiyoruz. Sosyal medya gerçekten çok çabuk da insana şey yapabiliyor bu anlamda. Kolay değil. Trabzonspor taraftarı da biliyorsun Aygün Özbek. Kendi içimizde de bu eleştiri yapıyoruz. Doğru. Trabzonspor'un tribündeki 40 bin kişinin yani en az 35 bini teknik direktör gibi.
Orada hocaya oyuncu değişikliğini, ne yapması gerektiğini, nasıl bir oyun sistemi sahaya yansıtması gerektiğini ifade ediyor. Ama öyle de bir gerçek de var. Gerçekten hoş olmayan bir futbolda oynadı geçen sezon Trabzonspor. İki sezondur gerçekten hiç kimsenin hoşuna gitmeyen, göze hoş gelmeyen, işte yan pas geri pas dediğimiz böyle bir futbol anlayışı sıkıcıydı da, gerçekleri de konuşmak gerekirse gerçekten sıkıcıydı bizim adımıza da. Pozisyon olmaması, işte takımın maçı izlemeye gelen taraftarlara iyi bir 90 dakika izletmemesi de tabii taraftarı burada haklı kılıyor. Ama bir anda da tüketmemek gerekiyor. Doğru. En azından bu sezon iddialı bir Trabzonspor var. Çünkü şampiyonluğa oynayabilecek bir transfer politikası izleniyor şu anda. Mümkün olduğunca bir yandan ekonomik tabloyu düzeltmeye çalışıyor yönetim. Dün de Kartal projesi açıklandı ki bu yıllardır Trabzonspor'un çözmeye çalıştığı bir konuydu. Bu da büyük bir başarı bana göre. Ekonomik anlamda Trabzonspor'u çok rahatlatacak. Ertuğrul Doğan'ın hakkını vermek gerekiyor. Bir yandan da inanılmaz projeler geliştirmeye çalışıyor. Kasayı doldurmak, kulübü ekonomik anlamda rahatlatmak için. Çünkü her transferin bir bedeli var biliyorsunuz. Biraz daha sabır, anlayış göstermek gerekiyor. Nurgül, çok teşekkürler yerimize bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, hattımızda futbol aranadan Nurgül Günaydın vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara, aradan sonra ters köşe tımızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Hattımızda futbol aranı ve Nesine TV'den Niko Yenibayrak var. Niko, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Aygün abi. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Özledik seni Niko. Nasıl gidiyor? Aynen öyle abi. Bir yanda şampiyonayı takip ediyoruz. Bir yanda ligimiz yarın başlıyor. Avrupa maçları başlıyor. Neler söylersin? Abi, olimpiyatlar da bitecek. Biraz onun boşluğuna düşeceğiz galiba. Bir yandan da acayip hızlı bir yazdı. Bir yandan da lig yaklaşıyor. Vallahi şey, karışık duygular içindeyiz ama özlemişiz ya. Türkiye Süper Ligi'nin yerinde bir şey tutmuyor hakikaten ya. Şöyle bir Fener'i, Trabzon'u sahada görünce, Süper Kupa maçını izleyince de ne kadar kaotik olursa olsun özlediğimizi de hatırlıyoruz. Süper Kupa deyince, yani böyle bir skor bekliyor muydun maçtan önce? Tahmin ediyor muydun? Veya nasıl bir düşünce vardı? Yani Süper Kupa maçta Galatasaray geçen sene kadroyu korudu. Bir Batshuayi bir iki transfer yaptı. Beşiktaş yeni bir takım oluşturdu. Ya yani biraz daha sanki Galatasaray maçı alır tarzındaydı herkesin kafasındaki görüş. Ya ben birinin alabileceği konusunda beraberlik bekliyordum açıkçası. Çünkü tam Beşiktaş yeniden bir yapılanmaya gitti. Yeni bir kadro. Galatasaray geçen seneki yapıyı aslında muhafaza etti. Ama onlar da hazırlık maçlarında çok net bir şey ortaya koymadılar. Zaten şampiyonlukları iki sezonda da biraz daha yavaş başlıyorlardı sezona. Ben biraz daha sıkışık bir maç bekliyordum. Olimpiyat stadının zaten atmosferi biliyorsun. Hani böyle bir o coşkuyu engelliyor. Biraz daha böyle bence oynanan futbol üstünde de bir etkisi var. Yani Şampiyon Ligi finali bile hani sönüktü bence. O yüzden şaşırdım abi. Ama yani soyunma odasına 1-0 başladı maç neredeyse. Hakikaten bu kadar bir hata. Ters bir top geldi Nelson'a. Biraz o havadan gelen toplar sıkıntı olabiliyor abi. Kafayla mı vurayım, ayakla mı vurayım derken Immobile de neden Immobile olduğunu gösterdi. Çok iyi bir başlangıç yaptı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın tabii geçen sene yani çok büyük bir puan farkıyla ayrıldı zirvedeki takımlardan. 40 üzeri 44-45 puandı galiba abi, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru doğru. Bu yazda biraz o özgüven arttırıcı hamlelere gitmek durumunda kaldılar. İşte Immobile gibi, Rafa Silva gibi direkt alıp koyup katkı alacağınız oyunculara yöneldiler. Evet, yüksek maliyetli ama hakikaten bu profilde de oyunculara bir iki tane de olsa ihtiyaç duyuluyor. Yani Dzeko, Tadic'in geçen sene Fenerbahçe'yi nasıl üst seviyeye hızlıca taşınmasına yardımcı olduklarını gördük. İki yıldır Icardi, Mertens hakikaten bu ligi kıran iki oyuncu oldular. Biraz Beşiktaş'ta iki büyük rakibinin yoluna girmeye çalıştı bu transferlerle. Ama erken gol, Galatasaray'ın bir türlü ritim bulamaması, Beşiktaş'ın özgüveninin artması. Yani Beşiktaş'a lig başlamadan en geçen sene kaybettiği şeyi ekledi bence bu. Yani özgüven ekledi. Yani Beşiktaş'a yakın bazı arkadaşlarımla, kulübü takip eden arkadaşlarımla konuşuyorum. Hani geçen sene hiçbir maçta olmayan bir hava vardı. Süper Kupa maçından önce diyorlar onlar da. Hani malzemecisinden masörüne kadar
çok iyi bir hava var diyorlar ve alacağız bu maçı rahatlığı vardı ya. Geçen sene en düşük profilli maçta bile bu şeyi göremeyebiliyordunuz diyordu. Mesela geçen sene Türkiye Kupası finalinden önce bir gerginlik vardı diyor yine kulübe yakın arkadaşlarım. Yani sonuçta Hasan Başkan'ın ilk finali olacaktı. Ve biraz kulübe nefes aldırma şansı vardı ama burada oradan eser yoktu diyorlar. Böyle bir hani şey değişimi var, bir anlayış değişimi var. Hasan Arat'la yönetiminin getirdiği bir farklılık bu şekilde özetlenebilir. Tabii iki takımın da bunları iyi okuması lazım bu sonucu abi. Yani ne Beşiktaş hala bu kadar işte uçacak kaçacak seviyede değil hala. Evet, geçen seneden farklı olacak. Anlayış farklı, yeni bir teknik adam. Kaliteli eklemeler yapıldı ama hala bence kadro kalitesi olarak rakiplerinin gerisinde. Galatasaray için de tam tersi bir alarm zili oldu. Galatasaray'da ilginç bir şekilde bu tarz mağlubiyetlerden önemli dersler çıkarmayı başarabiliyor. Onlar için de bir erken uyarı oldu. Beşiktaş'ın da ama çok da bir tarihsiz bir özgüven depolaması oldu sezon öncesi. Yani 1-0 2-0 kazanmakla hakikaten 5-0 kazanmak arasında da çok büyük fark var. Yeni transferler etkili, genç oyuncular etkili. İşte yani defansa bir eklemenin ne kadar, Paulist'e eklemesinin ne kadar avantaj geçirebileceğini gördük hakikaten. Sadece bir kaliteli oyuncu bile oradaki bütün havayı değiştirebiliyor. Aslında geri hattın tamamı Paulista dışında geçen senenin oyuncuları. Ama bir tane tecrübe, özellikle stoperde bu çok önemli. Yani bilirsin Semih daha yeni üst seviyede oynamaya başlamıştı. Uyfoluşi gibi bir tecrübeyle oynamaya başlamıştı. Semih kariyerinin belki en iyi dönemini Uyfoluşi'nin yanında geçirdi. Her zaman çok ekstrem bir stoper. Ya da Serdar Aziz'in son 5 yılına bakın. En iyi sezonu o Kim Min-jae ile oynadığı sezondur. Yanınızdaki bir tecrübeli iyi stoper partnerini de çok yükseltiyor. O açıdan Paulista eklemesinde ben bu açıdan da faydalı buluyorum açıkçası abi. Niko, o zaman şunu sana sorayım. Fenerbahçe'nin Lille maçını nasıl değerlendiriyorsun? Kaybedilen bir maç ve içeride oynanacak bir maç olacak. Yani bir 45 dakika bitti. İlk bir devre bitti. İkinci devre oynanacak. Nasıl görüyorsun o maçı? Fazla bir soru sana. Bir fırsatı kaçtı bence. Evet, yani ilginç bir maçtı. Fenerbahçe'nin de verdiği pozisyonlar var. Livakovic turda tuttu bence evet, Fenerbahçe'yi. Evet, evet. Böyle bir Fenerbahçe taraftarlarda da en ufak bir hatasında Livakovic'i eleştirme refleksi var. Görüyorum hala taraftarların bir kısmını memnun edememiş bir durumda. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla. Ama övülürken de yeterince övülmediğini görüyorum. Bence bugün Fenerbahçe'nin Kadıköy'e taşıdığı bir tur umudu varsa Livakovic'in bunda payı var. İlginç bir maçtı hakikaten. Yani hani evet, Fenerbahçe'nin de çok ciddi pozisyonları var. Özellikle ilk yarının sonunda Dzeko ile bulduğu iki tane. Özellikle o karşı karşıya. Dzeko klasında bir oyuncunun ki sezonu da iyi başlamış bir Dzeko. Atması gereken bir goldü bence o. İkinci yarı Saint-Maximin'in kalede kaleci yokken yapamadığı vuruşlar var. Onlar belki aranabilir. Ama ters tarafta da işte Jonathan David'in bir tane net kaçırdığı var. İlginç bir maçtı. Yani her şey gol olsa 5-3 falan da bitebilirdi. Benim biraz hayal kırıklığına uğratan yani bir Mourinho takımının öncelikle geride kompakt durup böyle savunmada çok fazla gedikler vermemesini beklersiniz. O açıdan hala Fenerbahçe'nin kurgusunu oturmamış gördüm. Hala farklı denemeler yapabiliyor. Ama zarardan kar, yani Lille playoff yerine, bir sonraki tur yerine şimdi geliyor olması bile bir avantaj bence ki onların da fizik kalitelerinin 60'tan sonra düştüğünü gördük. O noktada ben... Özellikle baskıyı da kaldıramıyorlar. Baskıyı da kaldıramıyorlar. Evet, yani her şey yolundaydı Fenerbahçe için. Şöyle, olimpiyatlar yüzünden kendi sahalarında oynayamadılar. Boğucu bir atmosfer olabiliyor. Farklı bir stadyumda sınırlı bir taraftar sayısı önünde oynandı ve yeterli ev sahibi avantajından da yararlanamadı ki. Lille'in tribünleri iyidir. Boğucu bir atmosferi olur. Fenerbahçe ren deplasmanlarından da biliyor. Bu avantajlar biraz daha özellikle 1-1 bulunduktan sonra İrfan'ın golüyle. Yani iki gelebilseydi çok farklı şeyler konuşabilirdik. Son top biraz şanssızlık. Hakikaten kale arkasından da bir çekimini gördüm. Yani Livakovic'in kucağına gidiyormuş. Kötü bir vuruşmuş o. Çağlar son anda bir refleks ayak koyunca resmen hani böyle golün oluşumuna biraz katkı sağlamış gibi. Sosyal medyada göreceklerdir. Bir taraftar çekiminde çok net gözüküyor. Hakikaten Livakovic de iyi yer tutmuş ve evet, yani birbirini kapatacakmış. Tabii orada Ferdi'nin bir pas hatası var. O noktada iki tane çıkarken kaptırılan top biri gol oldu, biri tehlike oldu. Özellikle Cicu'yu da ön liberayı aldıktan sonra bu pozisyonlar verilmese daha hoş olabilirdi. Yani şimdi tabii umutlu gelindi ama Fenerbahçe en son ilk maçı kaybettiğinde
98'de Göteborg'u elemiş. Ve geçen sene konferans liginde tatsız bir anı var. Yani 3-2'nin revanşında 1-0'ı bulduk ama penaltılarla elendik. Ve Kadıköy'de hala bence böyle o eskinin boğucu şey atmosferi yok. Bilmiyorum abi, sen de gidiyorsun maçlara. Hani vallahi taraftar geçen sene, 2 sene önceki Sevilla maçını hatırlasam böyle bir ilmeği almış. Yani o sahaya atılan maddeler, oyunun durması ve 2'yi yapıyorduk neredeyse. Biraz taraftar hakikaten çok düşüyor ama yönetim de burada böyle bir gerekli atmosferi oluşturmak için hamleler yapmıyor gibi. Öncelikleri arasında yokmuş gibi geliyor bana. Fiyat anlamında söylüyorsun biraz daha tabii. Doğru. Fiyat anlamında. İşte koltukların değişmesi projesi vardı. Kale arkasında o koltuklar sayısı arttırılabilir de belki bir durum olabilir ama yani Şampiyonlar Ligi şöyle, hiç olmadığı kadar aslında iyi bir yol var. Geçtiğimiz yıllarda bu playoff yolu zor olabiliyordu. Benfica gibi, Porto gibi. Hakikaten bizim Türk takımların bir üst seviyesinde sert takımlar gelebiliyordu. Ama şu halde Lille'yi yakalamışken, daha lig onlar için ilk resmi maçlarıydı. Yani bu önemli bir şey. Bir sonraki turda da Slavia Prag sergiliyor ki onu geçersek konuşuruz. Slavia Prag da bu arada çok ters bir takım. Çok sergiliyor dedim, paramparça ettiler. Hani Fenerbahçe kura şansı da çok yanında olmadı. Mesela Lugano Partizan'dan biri gelebilirdi. Daha iyi durumdaki, daha sert durumdaki Lugano geldi. Partizan hakikaten dökülüyordu çünkü. Şimdi Lille geldi. Yine işi istemezsiniz. 2-3 yıl öncenin Fransa Ligi şampiyonu bir takım sonuçta. Sonra bakıyorsunuz Slavia Prag Saint-Gilloise. Yani daha iyi kurallar gelebilirdi orada da. Ben Rangers tarafını tercih ederdim mesela. Slavia Prag olur da Lille'i elersek, umuyorum elersek, karşılaşırsak çok hakikaten terslik çıkarabilecek bir takım. Ama Ağustos ayında Fenerbahçe Şampiyon Ligi biletini cebine koyarsa ya bir kere o 10 yıllık şampiyonluk olamama stresinin büyük bir kısmını bence üstünden alacak bu takım. Çünkü 10 yıldır şampiyon olamıyor ama daha da sıkıntılı bir nokta var. 15 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Yani benim gibi futbol hafızası iyi olan biri bile son Fenerbahçe'nin Şampiyon Ligi senesini hayal, yani böyle zorluyorum kendimi 2008-2009 sezonunda işte o Porto, Dinamo Kiev'li, Arsenal'li gruptaki Aragones'li Fenerbahçe. O günden beri yok. Yani sezon başında çok bir rahatlama getirecek bence camiaya. O yüzden çok önemli. En az şampiyonluk kadar önemli. O yüzden de bu fırsatı işte Mourinho böyledir hakikaten. Yani baktınız oyun tatmin etmeleri vesaire ama bir bakmışsınız skoru almış. Takımı şampiyon yapmış. Aynen öyle. Ya da tur geçirmiş. Avrupa'da Roma'yla yaptıkları ortada. Bir konferans şeyi, konferans şampiyonluğu. Bir UEFA Avrupa Ligi finali. Yani umarız bu sihrini gösterir. Sam Maximin'i ben beğendim. Yaratılan pozisyonu. Ben de çok beğendim Sam Maximin'i. O vardı. Yani özellikle ligde çok fark yaratacak bir oyuncu olabilir. İrfan artık ilk 11'e monte edilebilir mi? Ya da bir rotasyon görürüz. Adana Demirspor maçında belki İrfan Oğuz Aydın ikilisini görebiliriz. Bir yandan da tabii transferlerin bu noktada biraz yetişmemesi. Orada da orta saha transferi yetişmemesi eleştirilir. Son sorumda Ferdi üzerinden olsun. Satılmasını veya takımda mı kalmalı veya satılmalı mı, ne dersin? Gelen rakamlar şu an 30-35 bantlarında. Ya öncelikle Ferdi hakikaten çok iyi bir Fenerbahçeli. Ferdi ben gideceğim diye direkte kafayı yurt dışında oynamaya koymuş olsa 20-25'lik teklifler geldiğinde bile bir şekilde giderdi. Öncelikle Ferdi bu noktada bugün ayrılsa bile hakikaten Fenerbahçe taraftarının gönlünde her zaman çok farklı bir yeri olacak. Tabii her oyuncunun bir değerini bulunca da gönderilmesi gerekiyor. Ferdi de böyle yavaş yavaş artık hani yaşı da hala çok genç ama evet. Bu transferler yani değeri gelince yapılması gerekiyor bence. İşte 30-35 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe önemli maliyetlerin altına da girdi transferde yazın. Bir satışta yapılması gerekecek gibi anladığım kadarıyla. Önemli olan hani Ferdi satılır satılmaz değil. Yani Ferdi satılırsa planlama nasıl yapıldı? Yani mesela geçen sene Arda gitti ama bir gün sonra Şimanski açıklandı. Doğru. Ve kulübün bir planının olduğunu görmüştük biz. Şimdi hemen öyle bir planı var mı kulübün? Çünkü Ferdi Ali Koç'un da açıklamaları artık hani geçen senenin sonunda başlamıştı. Nisan Mayıs'ta açıklamaları var hatırlıyorsun abi. Doğru. Ferdi seneye büyük ihtimalle olmayacak. Olmayacak demiş. Onun planlaması yapıldı mı? Büyük kulüp refleksi biraz hani böyle oluyor. Biraz böyle yönetiliyor büyük kulüpler. Ferdi giderse nasıl bir refleks koyulacak ortaya? Ya ben oyun anlamında hayırlı şeylere de yol açabileceğini düşünüyorum. Çünkü
Ferdi Saint-Maximin ikisi de ters ayaklı bek. Biraz hani futbolun genel şeylerine ters bir durum oluşturuyor. Ferdi kendini buna adapte edebilecek yetenekte özverili bir oyuncu ama yani ikisi de içeri kat ederek oynayınca onu o sol koridoru etkili kullanma işi biraz sıkıntıya girebiliyor açıkçası. Jaden Saint-Maximin ikilisi belki daha uyumlu bir ikili olabilir orada. Hoca ana planda Saint-Maximin düşünüyor. Ferdin de yani hani üzücü tabii ama bir yandan da getirisi yani 30-35 milyon gibi bir bankalar para. Borcunun yarısı kadar bir para zaten yani Bankalar Birliği borcunun ya, yarısı kadar bir para. Onu da hem de bundan sonra yapılacak transferler içinde bir kaynak da yaratacaktır. Doğru, doğru. Ama Fenerbahçe'nin Ferdi giderse buna nasıl bir tepki nasıl bir refleks gösterir? Ya ben Mario Branco'ya güveniyorum. Bir planının olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum. O da bir yandan merak konusu tabii. Peki. Niko çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ederim Aygün abi. Evet, hattımızda Futbol Arena ve Nesine TV'den Niko Yenibaylak vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sanki yarın cumartesi gibi geldi bana. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta.